İyi akşamlar sevgili seyirciler. Derin Futbol'a hoş geldiniz. Yeni haftanın ilk gününde sizlerle beraberiz. Türkiye'nin efsane kadrosu Sinan Engin, Ümit Karan, Ahmet Çakar ve isminiz neydi? Abdülkerim Durmaz. Abdülkerim Durmaz. Evet. Abdülkerim Durmaz'la beraberiz tabii ki. Ertem, burada bir şey söyleyeceğim. Türkiye'nin efsane kadrosu diyorsun ya. Evet. Hakikaten biz öyle miyiz? Öyleyiz tabii. Kendimizi havaya mı sokuyoruz? Vallahi öyleyiz. Vallahi. İnanmadığım şeyi söyler miyim sence ben? Sence ben inanmadığım bir şey söyler miyim? Yok ya, insanlar bazen gerçek olmayan şeylere de inanır yani. Yok, ben inanmadığım şeyi söylemem ya. Değil mi Sinan abi? Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Sinan şu an reklam hesap yapıyor önünde. Yalandan doğru söylüyorsun. Dizi seyredim, heyecanlı yerinde kaldım. Ne dizisi? Evet. Başar. Nasılsın Ahmet abi? Ahmet abi bugün Antep fıstığı gibisin, biliyor musun? Bugün fıstık gibisin. Ya da var mı böyle bir Antep fıstığının içi var mı böyle? Tamam işte, onu gösterebilir misiniz? O renk, valla o renk. Onurcuğum. Bir tane Antep fıstığı göstersene ne olursun hocam, ya. Hocam popstar Tarkan'a benziyor. Ne oldu biliyor musun? Gömleğim vardı içeride, kahve döktüm. Sonra Sinan'ın odasına girdim. Sinan dedim bana bir gömlek dedi. Sinan'ın gömleği mi bu? Evet. Vallahi mı? Evet. Yoksa benim bu renk gömleğim olur mu be abi? Sinan abiyle Ahmet Hoca'yı yan yana koysana bak. Renkteki uyumun güzelliğine baksana. Ama Sinan doğru söylüyor. Bu tip renkleri var ya, ne Ahmet Hoca giyer güzel ne ben böyle, ya. Güzel mi? Oldu mu? Evet. Teşekkür ederim. Bak güzelliğe bak ikisinde. Bu hakikaten Sinan'ın mı? Bak farklı... Şey, hayır patlıyor. Ekranda genetik yapıyor hocam. Genetik yapıyor. Farkında mısın Sinan? He? Çok güzel renk. Bak benim kafa uzun. Senin sen kafa bana göre daha kısa. Fark tabii mi? Aynı şan fıstığı içi böyle oluyor işte. Fıstık bu renk. Yeşili. Seninki de şahane bir renk. Benim ya. Ne oluyor? Patlıcan mor patlıyor. Ne renk bu? Abi mor çok mor güzel rengi çözemedim Sinan abi. Lila. Mor. Lila mor. Mor. Lila değil mi ya lila? Hayır bu mor ya. Çok güzel mor. Patlıcan moru güzel mor. Peki Sinan niye bu yaştan sonra böyle renkler tercih ediyorsun? Ha ne var bu renkte? Hocam ne var mor? Mor bu yani. Mor. Biz 60'a merdiven dayadık Sinan. Mor. Siyah, lacivert, siyah. Bunları giyiyoruz. Siyah, lacivert, gri. Bunlar yazın. Bu tip renkler var yazında. Yeşil, mor. Bunlar biraz frapan renkler değil mi? Ama hayır yani böyle. Abi hep aynı yani insanlar olan. Bunun başka bir rengi mi yok yani? Siyah, lacivert. Bu renkler koyu pastel renkler bunlar. Hayatımda ilk defa yeşil gömlek giyiyorum. Tabii eğer işte, kendi gömleğimin üzerine kahve dökülmemiş olsaydı. Giyer misin hocam böyle? Bu renk gömlek almazsın. Hayatımda ilk defa giydim. Niye çok yakışmış? Abi bilmiyorum. Tabii de eğer ilk defa giydim bir tuhaflık var yani. Hocam. Bak hocam. Ne? Çiçek gibi. Bak hocam. Ya fıstık. Bu değil arkadaşlar. Hocam fıstık gibi. Bir şey söyleyeceğim. Bir tarafı Sinan abi içi, bir tarafı Ahmet Hoca olmuş. Değil mi? Evet. Öyle bir şey olmuş herhalde. Vallahi. Ama yani bula. Zaten onu derler abi. Kırkından sonra azalık teneşir pak var. Yani, aynen öyle. Bir şey söyleyeceğim. Ya pembe, membe falan o renkler değil. İşte, televizyondayız. Ekranda olmuş. Pembe neyse bence bu da o renk yani. Çok kışın yazın bu rengi fazla çok bir kere kullanırsın. Plajlarda bu tip renk. Hangi renk abi? Şortunu yok hocanın üzerindeki yani fıstık. Bunlar normal. Sen de giyiyorsun bu tip renkler giyiyor musun? Yok giymem pek. Ama hocam mor. Harbiden yakışmış biliyor musun? Mor mu bu? Çok anormal bir renk değil bu. Ya ne bileyim ben bizim yaşımızda biraz daha pembe. Siyah, lacivert. Ya, ne yaşımı kalmış artık. Ya. Mesela bunu içeri döküldü. Bıyşar dedi ki bana avukatım Bıyşar. Sevgili kardeşim spor hukukçusu. Abi dedi bu yeşil sana uymaz senin yaşına. O da spor hukukçusu mu? Modacı mı? Her şeyden anlıyor mu bu içer ya? Bir şey söyleyeyim mi? Abi burayı böyle kahve damladı. Tam kahve damladı. Çok açık, çok özür dilerim. İlk defa ben sana bir şey söyleyeyim mi? İlk defa insana benzemişsin. Estağfurullah bana kelime. Öyle dersin sen. Hep öyle dersin sen hocaya. İçeride söyleyeyim de. İnsana benzemişsin. Bir gömlek bir insana bu kadar yakışır biliyor musun? Allah Allah. Ben sana söyleyeyim. Hocam hakikaten. Hocam estağfurullah bir şey var. Hocam yemin ediyorum. Hocam öpeceğim. Arzu abla seni seyrediyorsa. Hocam yemin ediyorum. Ahmet mi diyebilir biliyor musun? Vallahi popstar'a benzem. Popstar Ahmet. Arzu abla diyebilir ya. Bu bizim Ahmet mi diyebilir? Popstar Ahmet mi? Popstar Ahmet. Çok iyi oldu. Hocam vallahi billahi. Aha hocam bu ne? Hocam bak şimdi tamam. Aynı renk işte bu. Ne bu? Bakla içi mi ne bu? Hocam fıstık gibisin. Fıstık içi. Ümit Karan diyor ki ne oluyor diyor şu an. Ben nereye yanamıyorum ya. Bu arada Bişar Özbey diyor ki. Bu rengi giyme lütfen. Bravo. Bir daha bu rengi çok hocam. Selam söylüyor. Hocam bak ne diyorsun? Bir dedim pardon. Bir nefes kadar yakarım. Giymeyeceğim. Doğru haklısın da ne yapayım? Atletle mi çıkayım? Valla tercihim olur. Neyle ya. Çıkayım yavrum? Hocam yemin gömlek ediyorum. Yok. Kahveyi gömlekle mi çıkayım? Hocam sen kahve dökülmüş. Sen kendine baktın mı şu karşıya? Hangisi? Bak nasıl duruyorsun? Ya, çok güzel tamam ayrı sana bir şey. Sana bir şey söyleyeyim mi? Efendim. İnanmıyorum katalogdan fırlamış gibisin şu an. Sen beni dinle. O zaman Ahmet Çakar büyük konuşmayacak. Ahmet Çakar yıllarca bu tip renkler giyenleri eleştirir. Bu yakışıyor mu? Rezilliktir ben falan şey der. Şimdi bunları nasıl giyiyorsun? Neyi eleştirir? Sebepsi başına geldi. Bravo. Bravo hocam. Hocam bravo. Instagram'a salladın. Doğru. Instagram'ın en iyi kullanıcılarından birisi oldu. Ben kullanmıyorum. Kullanıyorsun. Instagram'ı sosyal medyacım. Allah Allah. Yani. Kardeşim Can Dağ yeri kullanıyor. Ben kullanmıyorum. Sinan abiyle bana salladın. İşte dedin ki ne kadar takipçiniz var. Niye böyle niye şöyle diye.
Bu arada şöyle söyleyelim, Sinan abiyle bizim Instagram adresimiz Sinan Engin Ertem Şener. Sadece bizi takip edin diyormuşum, onları takip etmeyin. Hiç etmiyorlar ki. Evet. Sinan abiyi bir 400 bin yapın ya, ne olursunuz. Kimle konuşuyorsun hocam? Hakikaten bu elbise işin mi? Selamlar Arzu ablacığım. İşte Sinan abinin Instagram adresi budur. Bir alkış rica edebilir miyiz Sinan abinin Instagram adresine? Bışar. Bışar bakışlar. Sinan abinin Instagram adresi. Bışar Özbey. Bışar Özbey'e selamlar. Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden birisi. Bir merhaba diyebilirsiniz. İsmini çok merak ediyor herkes. Gel gel Bışar'cığım, ne demek ya? Nasıl olsa program başladı. Bışar Özbey. Çok teşekkürler. Ben hoş geldiniz. Mikrofon yok. Türkiye'nin en önemli spor hukukçularından birisi. Gerçekten çok özel, çok enteresan birisidir. Sıkıntı. Eğer bir sıkıntınız olursa spor hukuku üzerine Bışar Bey'e danışabilirsiniz. Ahmet Hoca sürekli danışıyor. Benim danışıyor. Ben sürekli evladım gibidir benim. Teşekkürler Bışar Bey. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bir davası varmış. Ona gidiyor şu anda. Sinan abiye baksana. Sinan abi. Sinan abi gitti. Ne? Abdülkerim abiye bak, ne oldu? Bışar niye geldi buraya, ben anlamadım. Bu arada şaka bir yana yayında değiliz. Şaka değil. Başlamadık ha. Hadi abi kaçta gidiyoruz? Ümit var ya şimdi bizi yayında zannediyor ya. Ümit yayında değiliz. Ümit Karan bizi yayında zannediyor. Hadi be kaç, son kaç. Arkadaşlar klimayı açsanıza birazcık ya. Yok mu abi, hastayız, ne kliması ya. Açabilirsin. Kalın giyiniyorum, açabilirsin. Açma abi. Yok yayında değiliz. Ya. Yine bugün oturdum. Bir dakika beyler. Valla mı? Bir dakika ya, yayındaymışız. Kim dedi hocam, ne yayını ya? Yayın. Şaka şaka. Hadi abi kaşı. Birazdan hocam, iki dakika. Kızım oradan bir kahve mi getir? Ha, kahve getirmiş. Kaçta giriyoruz evladım? Dalga mı geçiyorsunuz, anlamadım ki. Yok yayında değiliz ya. Yeni düştük diye mi yapıyorsunuz? Ümit'e var ya, Ümit'e yapma böyle şeyler. Yapma ya. Hani hakikaten yayında değiliz. Sen biliyorsun değil mi? Sakın ağzından bir şey çıkmaz. Allah selamet versin. Bir tek sana inanırım. Değiliz ya. Yayındayız. Biz Gökmen abi. Değiliz diyorum ya. Sen beni dinle Ümit. Sen sakın bir şey söyleme. Ümit beni dinle. Sakın ağzından bir şey kaçırma, yayındayız. Bunlar var ya rahmetli Gökmen abi diyecek adam var. Rahmetli ne Gökmen abi? Öyle çıktı ağzım. Abi dur, tövbe estağfurullah. Yani rahmetli değil. Gökmen çinlesin. Abi ellerinden öpüyoruz. Rahmetli evet, falan evet. Gökmen abi yaşıyor. Aslan gibi de yani. Gökmen, yapma hocam Gökmen ya. Gökmen abiye yaptı kaygısını. Gökmen abi ağzından şey kaçtı. Ya yine sakın yapma. Gökmen abiye çok yaptık değil mi Serhat'la? Ahmet Hoca öldü dedik. Mesela hatırladın mı? Tabii. Ahmet Hoca öldü şu an. Ahmet öldü falan dedik. Şu an sen morta dedik. Gökmen Özdenak, Allah selamet versin. İyi adamdır. Çok temiz adam. Atladı Şengelköy Hastanesi'ne geldi. Şengelköy'de aslında hastane yok. Hocam bu arada bir şey söyleyeceğim. Enteresan bir haber geldi. Nedir? Bışar'a bir şey mi oldu? Bışar. Hocam. Dur şimdi. Bışar Özbey'i almışlar. Biraz önce buradan kanaldan çıkarken belliydi onun tipinden. Belliydi onun tipinden. Yok şaka, Bışar burada. Ya bir dakika ya bak, Türkiye'nin buradan bir durumdan bir durum var. Sevgili kardeşime selamlar. Sen şey Erto. Efendim. Bak yayında bunu da konuşalım mı? Ne diyor, öyle bir şey. Ya diyor. Hocam bir şey söyleyeceğim sana. Hadi gir şu yayına. Da. Sana bir şey söyleyeceğim. Cengiz çok sevdiğimiz kardeşimiz. Evet. Cengiz Amerika Birleşik Devletleri'nde çok vizyonlu, çok özel bir kardeşimdir. Mesaj atacağım sana sonra yayında mı izleyeceğim? Yani işte ne bileyim, hani söylenecek çok şey var da Cengiz bizim kardeşimizdir değil mi hocam? Evet. Yani onu bir altını çizelim. Bir ters bir durum mu var? Var işte, var bugün bir ters bir durum var da. Anlatır bakayım da çözeriz, işimiz ters durumları çözmek. Cengiz diyorum, abi. Cengiz bizim kardeşimizdir sadece, o kadar söyleyelim diyorum. Cengiz kardeşimiz, arkadaşımız, dostumuzdur. Yanlış mı olmuş? Evet, ufak böyle bir. Yapan kim? Can diye bir oyuncu var ya, Can Yaman diye böyle. Şu yakışıklı onu, bir olan. Ona bir eleştiride bulunmuş hocam. O da herkese ifşa etmeye kalkmış böyle. Bir eleştiride bulunmuş. Ondan sonra sonuçta Can topluma mal olmuş birisi. Tabii ki. Dizilerini seversiniz, sevmezsiniz. Cengiz de onu eleştirmiş. Ne yani, topluma mal olmuş insanlar eleştirilemez mi? Asıl onlar eleştirilir. Cengiz kim? Cengiz çok... Şey var ya, Cengiz. Yok be, çok... İyi bir kardeşimizdir, iyi. Dostumuz, kardeşimiz. Kastici mi Cengiz? Yok yok ya, Amerika'da yaşıyor. Bizim kardeşimiz, arkadaşımız buraya geldi. Kimi eleştiriyor? Bir tane bir oyuncuyu, ben tanımıyorum. Can'ı? Can'ı eleştiriyor. Sinan tanır. Ondan sonra... Aslında Apo da bilir. Hocam sen de bilirsin amcasını, Fuat Yaman. Bizim Fuat. Sarı Fuat. Bir takım benim. Hayır, onun yeğeni, baba, kardeşi Güven. Evet. Onun bir ufası var. Beştaş attı mısın? Bir dakika sen Fuat'a söyleyelim de. Can Yaman bize çok Cengiz yakın. Cengiz Çolak. Bizim çok yakın kardeşlerimize Cengiz Çolak. Yanlış yapmasın. Yapmaz. Sıkıntı terbiye çocuktur. Bir şey yanlış Fuat'cığım var. Uyaralım. Ya sen uyar bildiğin hocam, gibi de biz uygun şekilde uyaralım. Cengiz'e yanlış olmasın. Hocam evet. Can da çok terbiyeli çocuktur. Ben tanımıyorum Can'ı. Belki çok iyi çocuktur.
Ha çok... belki de Cengiz Olayıcan olayından önce insan kendi kardeşini arkadaşını tutar bu kadar. Cengiz Çolak'ı öpüyoruz burada. Ben de Fuat Yaman'ı öpüyorum. Fuat kardeşimi Yaman'ı özledim ben ya vallahi abi. Şu kıvırcık gibi sarışım yok. Fuat ya. Bizim Fuat Hoca. Evet, çok iyi futbolcuydu. Beşiktaş. Onun yeğeni mi? Zonguldak. Evet. Bak ben de şaşırdım. Ertuğrul Hoca'nın yardımcılığını falan yaptı. Mutlu Hoca falan beraber. Fuat Yaman. Evet. Eski çok iyi futbolcudur. Beşiktaş'ta. Efsane genç takım Beşiktaş'ın Ziya abileri zamanında. Ziya, Fuat, Fikret, aynen, ilk çıkanlar Hamdi Terpil Tüzü'nün oyuncular. Ondan sonra Can Yaman'ın babası Güven Yaman'dır. Onun bir ufağı vardır. Suat Yaman'dır. O da hep Beşiktaş altyapısında oynarlardı gençlerde. Tabi dedeleri falan da yakışıklıdır hepsi. Ben Fuat abi yaşı da bizden büyüktür ha. Kim Fuat Yaman? Hocam Fuat Apoyla aynı yaşta. 58-59 olmuştur şimdi. Tabii. 60'ta olmuş hocam. 60'ta falandır. Apoyla aynı olabilir evet. Ya ben Zeytinburnu'da oynadım ama futbol hayatımızın son dönemi. Çıplak Güven, klima açıyorsun. Güven de işte onun babası. Can çok terbiyeli çocuktur. Ben zannetmiyorum. Yani yanlış anlaşılma olmuştur. Hocam Ümit'in dövmelerini Cengiz Çolak'ı öpüyorum buradan. Kocaman sevgiler. Ben Cengiz Çolak'ı merak ediyorum. Cengiz Çolak. Merak ediyorum Cengiz Çolak diye birisi var mı acaba? Var. Vallahi var, ya. Var. Seni de çok seven, çok sağlam, çok Amerika'da çok iyidir. Kardeşimiz. Cengiz'e selamlar. Can'la arada bir sorun olduysa hallederiz. Can'la aynen öyle. Bizim evladımız. Sinan abicim. Buyur canım. Şampiyonluk oranları açıklandı. Ben çok iyi hepsini bilirim. Bu arada bir dakika. Biliyor musunuz trendlerde ilk 20'deyiz bugün. Neymiş o neyin dün akşamki programımız. YouTube. Beyaz Futbol YouTube'da trendlerde 20'deyiz. Trendler ne? Neden olayım? Trendler ne diyor? Trendler gibi ben anlamadım. Trendler ne? Öğret oğlum bize biz seni bak. Rating olarak düşün. Neden dolayı? Tamam. İlk 20'deyiz. En çok izlenenler, YouTube'da, en çok konuşulanlar sıralamasında ilk 20'deyiz. Türkiye'de herkes bizi izlemiş. YouTube'da. Neden olduğunu Beyaz Futbol YouTube kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Ertem. İlk 20'deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun. Beyaz Futbol YouTube'a kaydol. Abone oluyoruz. Abone. Cengiz kardeşim. Ertem. Senden ricam. Beyaz Futbol YouTube kanalını kendine özgü yöntemlerinle bize yardımcı ol. Bütün Amerika'da mı yaşıyor? Amerika'daki herkesi. Her tarafta yaşar. Bütün oradaki arkadaşlar. Çok önemli bir astrolog. Ve bana bugün eğitimi şöyle verdi. Bir şey söyleyeyim. Allah hepimize selamı var. Aleyküm sevgili Şebnem Bursalı'nın. Evet. Dün akşam ondan kitabından Yavuz Donat abimizle birlikte bahsettik. Dedi ki ve aradı. İnanamadım dedi ne kadar izlendiğinizi dedi. Böyle bir geri dönüşüm olmaz dedi. Herkes aradı dedi. Allah'ım. Ayrıca dün dedim hava dedim şeydi dedim yani Fenerbahçe berabere falan filan dedim yani çok da öyle seyirci de yok hiç alakası yok dedi. Çok dedi şey geldi dedi telefon geldi dedi işte ben dışarıda dedim seyredemedim dedi. Buradan tekrar sevgili Şebnem Bursalı'ya selamlar saygılar iyi gazetecidir iyi televizyoncudur. Evet. Hepimize de çok selam söyledim. Sağ olsunlar. Ertem'cim bak bir de YouTube'da şimdi bak şu beşli resmimizi görüyor musun? Ya ben dışarıdan bir adam olsam bu beş tipi gördüğüm an ulan bunlar ne yapıyor acaba diye meraktan ben de kaybolurum. Hocam baksana enteresan şöyle. Bir şey YouTube orada. Sayfasını bir gösterebilir misiniz? Tuhaf. Bir müsaade eder misiniz? Ediyorum. Bir rejiden rica edeceğim Serkan'cığım. Trendlerde bayağı bir yükselişte Beyaz Futbol. Sizlerden çok rica ediyorum, istirham ediyorum. Lütfen girin, bütün videolarımızı izleyin. Bütün oradaki videolarımızın altına yorumlar yapabilirsiniz. Ligin ikinci yarısından itibaren Derin Futbol'da burada bir tribün olacak. O tribünde belli kişiler YouTube'da sadece YouTube'da bizi takip eden kişiler abonelerimizi buraya alacağız ve bizi izleyecekler. İşte Beyaz Futbol YouTube kanalımız burası. Derin Futbol YouTube kanalımız da var. Ona da abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Beyaz Futbol ve Derin Futbol YouTube kanallarımıza abone olmanızı sizlerden özellikle rica ediyorum. Kişiye söz verdim biliyorum. Buraya çağırdım biliyor musun? Evet. Nasıl olacak? Nasıl? Bayağı büyük tribün yapman lazım. Ben en az 500 kişiye söz verdim. Hiç fark etmez. Herkes gelmek istiyor buraya. Var ya burası inanılmaz bir tribün olacak böyle. Derin Futbol ve Beyaz Futbol YouTube kanallarımıza abone olmanızı sizlerden rica ediyoruz. Sevgili seyirciler, şampiyonluk oranları açıklandı. Bir gelsin ekrana. Gelmeden önce Sinan abinin çok sinirleneceğini düşünüyorum. Ben de biraz böyle bir tuhaf oldum. Yani hani hocam çok saçma geldi kesin bana. Kesin Beşiktaş aleyhinde bir şey vardır. Bak bunlar ikisi Sinan abiyle ikisi. Bunlar Sinan abisiyle ikisi. Hani spor adamı olan. Kızdıysa Beşiktaş'a senin de tarafsızlığını bildiğim için söylüyorum. Evet. Şaka bir yana. Tamam. Şimdi Beşiktaş'ın şampiyon olma ihtimali sence yüksek mi? Herkes kadar. Ne yüksek? Değil mi? Evet. Yani herkes kadar. Herkes yani kadar. Fenerbahçe'den çok mu düşük? Ya Fenerbahçe'nin birkaç fikstür avantajı var. Galatasaray'dan çok mu düşük?
Galatasaray'la aynı gibi. Bana göre. Galatasaray'la aynı gibi. Bana göre. Beşiktaş'ın hocam şampiyon olma ihtimali Galatasaray'dan bir tık önde bugün itibariyle. Evet. Bugün de 23 Kasım mı? 25 Kasım. Hocam benle aynı Galatasaray. Hocam diyorum. Senin takvim geriye doğru. Hocam gidiyor. 25 Kasım. Doğru hocam evet. Benle Galatasaray'la aynı hocam. Çünkü Galatasaray deplasmanına gidecek ikinci yarı. Biliyorsun son senelerde hep fikstür gereği. Ben bunu da anlamıyorum. Hep fikstürün son zamanları Galatasaray Beşiktaş maçları hep Galatasaray statında oynanıyor. Evet. Öyle düşünürsen aradaki puan farkına da baktığında 2 galiba değil mi aralarındaki puan farkı kaç? Şöyle bakayım. 19-21. Evet. Doğru. Öyle ben baktığında Galatasaray ile Beşiktaş'ın şampiyonluk şansları şu anda bence eşit. Doğru. O konu evet eşit. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bir tek üstte falan değil Beşiktaş. Şu dünya Avrupa'da diyelim ki en tepedeki 10-12 futbol ülkesini al. Evet. En tepede. İngiltere, tamam. Fransa, Almanya, İspanya, Türkiye, Portekiz, İtalya filan say. Tamam. Şampiyonluğun en belirsiz olduğu ülke Türkiye. Tartışmasız Türkiye. Evet. Bana kimse diyebilir mi bugünkü mevcut puan tablosunda? Mutlaka 3 büyüklerden biri şampiyon. Diyemez. Hatta bir şey söyleyeyim hocam lafını çok kısa. 5 büyüklerden biri hocam, şampiyon olacağını söylüyorum. Ben 4 büyüklerden biri hocam, şampiyon olacak bu sene. Hocam çok kısa bir 5 diyorum. Başakşehir değişir. Evet abi. Hocam bak çok kısa bir şey söylüyorum. Öyle bir sezon yaşıyoruz ki tamamen sana katılıyorum. Bak bu sene o sene olabilir. 3 büyüklerin dışında Trabzon buna dahil, Başakşehir dahil, Sivas dahil, Alanya da bunu bozmazsa bir Anadolu takımının şampiyon olacağı senelerden bir sene bu. Olabilir. Başakşehir de Anadolu takımı olarak mı? Başakşehir de Anadolu takımı olarak yani kabul ediyorum. Dışında, 3 büyük evet, İstanbul dışında. Evet, 3 büyüklerden sonra Trabzon'da yıllardır olamıyor. Doğru. Trabzon'un, Başakşehir'in veya bir Anadolu takımının işte bu da en yakın Sivas gözüküyor. Hatta Malatya falan çıkış yapabilir. Puanları onun da 19. Yani bir Anadolu takımının 3 büyüklerden hariç, İstanbul'un 3 büyük takımından hariç bir takımın şampiyon olabileceği çok muhtemel bir sene yaşıyoruz hocam. Doğru. O sene bu senedir. Eğer oldu olmadı daha uzun yıllar 3 büyükler şampiyonluğu bırakmaz. Onu hocam söyleyeyim. Kafalar bizi izliyor bu sene şu olabilir. Anda. Kafalar var ya YouTube'da. Ne kafası yani, ne ya? Hocam ne kafası deme çocuklar buraya geldi ya bizim Bilal, evet. Fatih hele evet. Trabzonlu var ya of benim kardeşimdir o Trabzonlu olan candır böyle. Bilal, Fatih, Atakan hepsine buradan kocaman sevgiler. Hepsini çok seviyoruz. Bedran Güzel de bizi izliyor şu anda. Bizim İbo'ya film yapmışlardı. Bedran Güzel yönetmen var ya. Bedran. Film yapan çok sağlam kardeşimdir. Levent Kızıl da bizi izliyor şu an. Levent abiye de çok seviyorum. Selam söyle. Levent abi şöyle markayı göstermiyorum. Levent abi bak markayı göstermeden şöyle su gibi aziz oluyorum. Levent abi. Görünüyor marka var önde de. Aa bir dakika. Levent abi seni çok seviyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok güzel. Teşekkür su gibisin. Su içiyorduk ondan önce. Babanızın kabri böyle geniş rahmet bulsun inşallah. Ertemcim. Allah rahmet eylesin. Levent abinin babasına buradan. Ertemcim. Allah rahmet eylesin diyorum. Levent Kızıl bence hafif Bursa Spor Başkanlığı'nda tırmalıyor. Yakışır. Abi bak basketbola sponsor oldular biliyorsun. Çok büyük katkı sağladılar markalar olarak. Levent Kızıl'ın da hafif bence... Evet. Futbolda almasını kulüp başkanlığına herhalde. İnşallah yakışır herhalde. Ya. Levent abi tırmalıyorlar. Çoktan geldi Levent bence. Levent Kızıl da biraz sıcak gibi görünüyor bu işe. Niye sevgili sıcak? Bursalılar bence biraz hafif siz tırmalayın Levent Başkan'ı. Gelebilir Eren Bursa'nın başına. Levent abiye selamlar. Buradan tekrar kafalara kocaman selamlar. Kafalara çok seviyoruz. Kafalara çok selam söylüyoruz. Atakan, Fatih, Bilal kafalara selam söylüyoruz. Şu anda stüdyomuza... Fenerbahçe Beko'nun efsane malzemecisi Erkan girdi. Erkan abi. O hani üçlük atıyoruz. Obradoviç'in evet. Arkasında biri daha havadayken el kaldırıyor ya. Erkan abi. Erkan abiyi bir gösterelim. Erkan kardeşim geldi. Erkan abiyi. Beşiktaş'ta sevgili Süreyya abine. Fenerbahçeli'de Erkan abimiz odur. Kocaman sevgiler. Hoş geldiniz. Efsane. Yürekten sevgiler. Efsane stüdyomuza geldi valla. Şeyi de bir gösterebilir miyiz bizim ya? Basket takımını düzeltin Erkan. Söyle Obradoviç'e. Ozan evet. Balaban gelmeden evet. Düzelmez. Evet. Senin selamlar. Ozan Balaban lazım. Ozan Balaban gelmeden o basketbol takımı düzelmez. Ali Koç'a tavsiyem Ozan Balaban'ı getirsin dışarıdan. Şimdi madem devam ediyoruz. Şu şeyler gelsin. Şampiyonluk oranları bir gelsin. Dur bakayım. Şampiyonluk oranları bir görelim. Ertem'i kızdıran şampiyonluk oranları bir gelsin. Fenerbahçe 2.70, Galatasaray 2.70, Beşiktaş 5, Trabzonspor 7.50. Yani Sinan abi şundan dolayı sinirlenecek. Hani Trabzonspor nasıl 7.50 olur? Beşiktaş nasıl 5 olur? Başakşehir nasıl olur? Başakşehir nasıl 13 olur? Fenerbahçe nasıl 2.70 olur? Galatasaray nasıl olur? Anlatacağım. Bak buyur işte. Galatasaray 2.50 olması lazım zaten. Anlatacağım. Anlatacağım. Nasıl?
Tabii ha tabii ki. Abi, iki sene tabii ki şampiyon olmuş bir takım var. Mutlaka favori çıkması gerekiyor. Abi, şu an olur mu? Takımın durumuna bak. Takımın bu kötü haliyle bu kadar. Kaçıncı sıradasın? Tamam da kaçıncı sıradasın ona bakacaksın. Şu an kaç puan fark var? Sekizincisin şu ara ya. Ben bunu yaparken kadro genişliğine bakarım. Sen sekizincisin. Ve iki sene üst üste şampiyon olmuş bir takım var. Favori o çıkmaz. Santraforun yok senin. Ne kadro değişikliği ya? Ademle oynamak zorundasın sen. Dün de bugün de Babel sakatlanmış. Sakat oyuncuya ne yapabilirsin? Tamam da hangi kadro zenginliği kalmış? Devre arası ben sana bombayı söyleyeyim o zaman. Ya Ahmet Çalıklar'la oynuyorsun, Emre'lerle oynuyorsun. Sen ne kadro zenginliği ya? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Devre arası Galatasaray yapabileceği en güzel şey ne biliyor musun? Bir Gomes'i alacak, iki Arda'yı alacak. Onyekuru'yu da alıyor. Ya oğlum Gomes biliyorsun şu an Asya Lig'in en değerli oyuncusu seçildi. Onyekuru'yu aldılar zaten. Onyekuru'yu da almışlar. Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Gomes'i geri mi alacaksın? Alır mı? Adam Türkiye'yi seviyor. Niye almıyor? Kuruyu da aldılar. Bak adam İstanbul Galatasaray aşığı Gomis. Bak inanamazsın Abdülkerim. Ya tamam doğrudur. Böyle bir sevgi yok yani. Doğrudur ama hep geriye eskiye mi döneceğiz abi, yani? Abi 6 ay gelsin. Gomis de Arda'yı mı alıyor dedin sen? Alsın. Alsın. Bir de 10 yukarı var onlar ilave. Ya evet, Drogba'yı da alın. Şeyi Hacı'yı geri getirin. Yani bir de doğruyoruz ya. Ya. Ümit biz sen de abi 8-10 kilo verirsen sen de başlarsın. Sen de başla. Niye bak hocam göstersene Ümit'in pazularını. Bakayım tamam biraz kilo var. Kalça malça büyümüş. Be, ama yok 5-8 kilo fazla değil. 8 kilo. Sen de dön abi. Sen de dön abi. Benim zaten vuruşlarım yeter abi. Tamam. Tamam o zaman. Bu ne oluyoruz ya o da dönsün bu da dönsün. Yapmayın abi. Gerçekten söylüyorum ya. Bu şaka değil bak. Artem. 6 ay şimdi senin forvetin yok. O çocuk da gelebilir yani. Niye Gomis gelse gol atar ya. Atıyor. Oynadığın iddia biri atıyor ya. Yani ben bunu iyi niyetimden anlatıyorum. Ertem şu... Tekrar şu grafiği bir ekrana getirebilir miyiz? Arkadaşlar reklama ne zaman gidecektik? Reklamı... Ha öyle mi? Tamam. Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra tekrar Allah birlikteyiz. Allah. Reklamdan sonra tekrar beraberiz. Derin Futbol devam ediyor sevgili seyirciler. Derin Futbol'dayız. Bu akşam Derin Futbol Etkisi etiketiyle yine Twitter'da karşınızdayız. Instagram'dan bizlere bol bol yazabilirsiniz. Bunun da altını çizerek belirtelim. Sevgili seyirciler şu iddia oranlarını bir getirelim bu haftayla ilgili olarak. Şampiyonluktaki iddia oranları bir ekrana gelsin. Galatasaray Kulüp Brüş karşılaşmasını ve diğer maçların iddia oranlarını da ben rica edeceğim. Arkadaşlarımdan ilerleyen dakikalar için. Şampiyonluk oranları Fenerbahçe 2.70, Galatasaray 2.70, Beşiktaş 5, Trabzonspor 7.50, Başakşehir 13. Bir dakika. Burada 5 kişiyiz. Evet. İddia oynamıyoruz değil. Hiçbirimiz normal hayatta bilmiyoruz. Ben oynarım evet. Şampiyonluk oranı oynamanız gerekirse para yatırıp bugün oynamanız gerekiyorsa hangi takıma paranı yatırırsın? Ama cebinde param var. Herkes hangi takıma yatırırsın? Bir takım mı söyleyeceksin? Güzel soru. Bir takım. Hepiniz bir takım söylesin. Ya şu an param var. 50 bin dolarım var. 50 milyar neyse işte param var. Büyük param. Büyük umut evleneceğim o parayla da ben. Yani işte bize diyorlar abi 3 maç şöyle evleneceğiz de canlanacak. Peki. Çok hangi ben söyleyeyim bu konunun uzmanı olarak. Evet. Türkiye'de şu anda yemin ediyorum en ufak ucundan sanki şu biraz daha avantajlı diyebileceğim bir takım yok. İşte onun için sordum zaten. Bak açık konuş. Şu an kime oynarsın? Çok zor bir soru. Mesela çok, bugün oynadın. Çok zor bir soru. Çok zor abi. Çok zor bir soru. Abisin abi garanti oyna Galatasaray oyna ne yapacaksın? Çok zor abi. Sen hocam aynı Ahmet hocam çok zor abi. Çok zor. Çok zor. Çok abi bir şey söyleyeyim. Şimdi bak bu de burası. Çok 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 bir şey söyleyeyim. En az risk kimde? Burası bak bir, burası en az risk. Bak burası Türkiye kardeşim. Eğer burası ben iddia ediyorum her şey normal olsun. Hakemi, MHK'si, futbol iklimi düzgün işlesin. Başakşehir diyorsun. Bravo. Kadroya baktığım zaman Başakşehir diyorum ben. Ama burası Türkiye kardeşim. Burada Türkiye. Burada her şey olur. Şuradan. Burada her şey olur. Orana oynar. Yok yok adı yok. Şimdi doğru yani, bugün arkadaşlarla yok. Sohbet ederken futbol sohbet ediyoruz. Dediler ki deplasmanda hep takımlara bakıyorsun. Hep işte genelde büyük takımlar deplasmanda çok rahat yeniliyorlar ya da beraberliğe oynuyorlar. Puan kaybediyorlar. Mesela deplasmanda da mesela şöyle bir kural çıksa. Deplasman galibiyetine 4 puan. Beraberliğe 1 puan. Ev sahibi takım 3 puan. Belki bunu belki FIFA ileride olabilir mi hocam? Olabilir tabii. Çünkü ben hatırlıyorum. Sen de hatırlıyorsun. Bizler galibiyetin 2 puan, puan, beraberliğin 1 puan olduğu dönemlerde sahalardaydık. Evet. Bu nasıl bir fikir? Şimdi deplasmanda da bakıyorsun. Bütün takımlar hemen hemen deplasmanda ağırlıkla kaybediyorlar. Evet. Şampiyonluğu oynayan takım özellikle. Ama yine beraberlik iyidir mesela. Ersun Hoca dün beraberlik iyi. Abdullah Avcı
Konya'da yenmeseydi beraberlik kötü değil derdi mesela. Evet, yani ama, işte, ama beraberlik 1 puan devam, galibiyet deplasmanda 4 puan, ev sahibi takım 3 puan. Belki 3 sene sonra, 5 sene sonra, futbolu hızlandırmak adına, yani daha çok savunma futbolunu önleme adına, evet, yani belki ileride bu öyle bir oran çıkabilir mi bilmiyorum. Şimdi belki Ertem, denensin. Çok kısa, çok kısa bir şey söyleyeyim. Özür diliyorum. Galatasaray kulüp bürüş karşılaşması için Galatasaray'a iddia 2.55, kulüp bürüje 2.10, beraberliğe 2.90 ve 2.95 veriyor. Bir ne daha söylüyorum. Ertemciğim? Galatasaray'a 2.55, kulüp bürüje 2.10, beraberliğe 2.95. Kim veriyor bunu? 2.56, 1.80, 1.65 de 2.5 üstü. Kim veriyor bunu? İddia. Şimdi bu iddia. Resmi. Tabii resmi. Şimdi bu iddia denen yasal insanlar şuna bakıyorlar herhalde. Bunlar sadece şuna bakıyorlar. İşte puan cetveline bakıyorlar. Galatasaray dördüncü şu anda. Brüj bir üstte. Evet. Bakıyorlar işte Galatasaray daha bugüne kadar gol atmamış. O değil, bir de oyuncular, oyuncu eksikliğine bakıyor. Yok, Galatasaray bir de eksiklere de bakıyor. Eksiklere bakıyorlar. Olur mu abi? Abi ben hiç zannetmiyorum. Hayır, zannetmiyorsun abi. Tamam. Bir şey, o zaman bu şampiyonluk oranlarına baktığında teminki oyuncu eksikliği kimde var? Galatasaray'da var çok. Evet. Değil mi? Fenerbahçe Brüj'de şu ara büyük sıkıntıya girdi. Hayır, ligde de diyorum. Başakşehir full kadro gidiyor. 2-11 çıkarabilir. Adamlara 13 lira vermiş. Şimdi Galatasaray'a baktılar. İşte gol atmamış. Bir puanı var falan filan. Halbuki bu maçın bence Galatasaray Brüj maçının favorisi bence Galatasaray'dır. Şimdi ben o oranı kabul etmiyorum. Galatasaray'dır. Ben kabul etmem oranı. Ağır favori değildir. Ne veriyor dedi? Ağır favori değil. Bravo. Değil. 2.70 Galatasaray, 2.30 oraya vermiş galiba. Hayır, ters, bir dakika söylüyorum. Ben yanlış verdim ben. 2.50, bir saniye, 2.30. Bir saniye. 2.50, 2.30. Bir dakika. Evet. Tekrar söylüyorum. Galatasaray'a 2.55. Evet. Beraberliğe 2.95. Evet. Brüj'e 2.10. Yanlış. Tam, yanlış işte. Tam tersi olması lazım. Tam tersi. Bence Galatasaray 2.10. Brüj'e 2.55 olması lazım. Yarın orada 55 bin Galatasaray seyircisi olacak. Galatasaray'ın üçüncü, yenip üçüncü olma ihtimali çok yüksek. Değil mi hocam? Beraberlik muhtemelen Brüj'e yarıyor. Brüj'e yarıyor. Onun için Galatasaray bence kazanmak için her şeyi yapacak. Seyircisiyle, baskısıyla oyuncular bir çıkış arayacaklar. Bence bu maçın az da olsa favorisi Galatasaray. Fakat bu iddia kim yapıyor bilmiyorum ben. Şimdi Başakşehir'e 13. 7.50 Trabzon'a falan verilmedi. Kesin karşılıklı gol var ama. Komik, garip şey. Olmayabilir. Değil mi Ahmet abi? Olmayabilir. Olmaz mı? Ya bak, benim şahsi görüşüm o ki Kulüp Brüj Galatasaray'dan daha iyi takım değil. Kadro kalitesi olarak. Değil de çok eksik var hocam. Tamam, lafım çok yok. Eksik var, anlatamıyorum bak, ya. Lafım yok. Lakin santraforun yok. Ya, o zaman bir dakika, sen o zaman nasıl Galatasaray şampiyon hayır, olacak iddia, diyorsun? Santraforun yoksa 5 hafta böyle yok. Ortaya çıkıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Bunlar her şeyi inceliyorlar ya. Sonra kaç haftadır kaç gol attın? Form grafiğini çiziyorlar. Offside'ını bile hesaplıyorlar. Her neyse, bence saçma ama. Bence ya saçma ya. Işte... Değil. Mesela neyi hesaplayarak Başakşehir'e 13 lira veriyorlar? Mesela Türkiye Ligi'nde Başakşehir'in şampiyonluğuna neyi hesaplayarak 13 lira veriyorlar? Neyi hesaplıyorlar? Hocam ben seyircisi şu anda Başakşehir kaç kere şampiyon oldu? Ya ben... boş versen kaç kere şampiyon olmasını kardeşim. Oğlum, hiç olmuyor. Ben kadro kalitesine bakacaksın. Şu anda kadro. Şey abi. Kadro ben, ne bileyim seni ya. Abdülkerim Durmaz'la birebir aynısını düşünüyorum. Başakşehir'in şampiyonluğu nasıl 13 olur ya? Mümkün değil ya. Başakşehir'in şampiyonluğu oranları. Başakşehir'in sonu yenmiş deplasmanda hocam. Abi Başakşehir Spor son 2 sene hep lider götürmedi. Olur, fark eder. Tahminli olur mu bu? O finali getirebilir. Götürdü sonunu getiremedi. Gene getiremez. Olur mu? Niye Sivas abi, yok? Niye Sivas yok? Sivasspor. Hayır. Niye Sivas? Sivasspor'u yazmamış. Hocam 21 yıldır. 24 Spor kaç arkadaşlar şampiyon. Şu anda lider Sivas. Ya bir tuhaf ya, bana var, da düşün mesela. Sivas'ın da var abi. Bir dakika. Hocam, bizim mevzul başkan. Malatya'nın bile var. O kadar deneyim bile var. Varda bile var. Varda 50 lira mesela. Komik bir şey söyleyeyim. Sivas devre arasında lider geldi. Türkiye'nin en zeki, en tecrübeli başkanlarından biri. Mevzul bakma. Harika başkan. Baktı lider girdi. Devre arası parayı harcadı. İki tane çok önemli oyuncu oldu. Evet. Niye şampiyon oldu? Bir şey daha söyleyeyim. Olur tabii. İçerideki bütün maçlarında 5000 kişi oynadı. Bir şey söyleyeceğim. Sivas Spor bugün 24 puanı var değil mi? Evet. Hafta sonu içeride kendi sahasında oynuyor. Kasımpaşa. Kasımpaşa maçı. Bana göre %80 favori. Favori. Yendi. Yaptı mı 27? Yaptı. Trabzon Galatasaray maçı berabere bitemez mi? Biter. Ya biter. Da Trabzon yenemez mi? Zaten... Sivas'a kaç veriyor biliyor musun? He. 40. Hadi ya. Hadi ben böyle işte bir program mı olur? Bir dakika, bir dakika. 40 verir mi ya? Bir dakika. Ne oldu? 27 yaptı mı? 27 yaptı mı? Yaptı. Sivas yendi, yaptı, 27 yaptı. Puan 27 Galatasaray oldu. Yenildi. Trabzon'a yenilemez mi? Normali zaten yenilemez. Trabzon favori evet, maçı. Doğru. 19'a 27 kaç puan oluyor Sivas'ta? 8. 8 puan. Az mı? Fenerbahçe İzmir'de kaybedemez mi? Göztepe'ye. Kaybeder. Göztepe çok iyi oynuyor. Düzeldi.
Buyurun Fenerbahçeli'de yaptı mı 7 puan? Yani bütün böyle hesaplama olur ya. Sivas zaten bunlar alt takımı olamaz. Dur ben buna 40 lira vereyim. Olmaz. Hiçbir futbol burada bir öngörüsü yok. İnanılmaz. Bakın 2 tane 11 çıkardı Başakşehir'den. İkinci set ikinci takımı da şampiyonla oynar. İddia ediyorum yedekleri. Doğru. Böyle bir kadro kalitesi var adamın. Başakşehir nasıl olamaz? Öyle bir Şampiyonlar Ligi'nde biraz önce konu açılmıştı. Galatasaray şu anda ben misli.com'dan bakıyorum onu söyleyeyim. Hani neden isim veriyorum? Kesinlikle yasa dışı bahise hayır. Evet. Altını çizerek belirtelim. Misli.com'dan bakıyorum. Galatasaray'a 2.55, 2.95 beraberlik, 2.10 kulüp bürüş. Enteresan oranlar. Tabii hani bununla ilgili tanıdığım için söylüyorum işte Burak Bey'e sormak lazım. Neden kulüp bürüce 2.10 veriliyor? Galatasaray'a 2.55 veriliyor. Tabii Burak Bey belirlemiyor orada. Hani misli.com genel müdürü o belirlemiyor. İddia belirliyor ama bilen birisi çünkü Türkiye'de önemli isimlerden birisi. Tabii bilen birisi. 3 hafta sonra değişir. Tabii ki değişir canım. Yarın bile değişebilir. Yani yarın diyorum Galatasaray'ın kulüp bürüş yani, karşısında alacağı sonuç bile etkileyebilir. O, bu bak, bunlara da baktığın zaman bu hafta mesela Galatasaray Trabzon Galatasaray'ı yendi. Bir anda baktın Trabzon'a 4'e düştü. 5'e düştü. 5 puana düştü. Galatasaray yani. 2.70'den 4'e 5'e çıkar mağlup olursa. Galatasaray geçen sene son haftalarda 4'e 5'e çıkar. Başakşehir'e 1.15 veriyordu. Hatırlayın. Evet. Olamadı. İşte burada Apo abin teorisini aslında Sinan abi bozdu. Niye? Çünkü haftalık oranlar bunlar. Tamam biz de bu haftayı değerlendiriyoruz. Sen ama diyorsun ki 2 hafta sonra bu maç böyle olursa şu olursa. Tamam bu haftayı peki bu haftayı değerlendir. 2 hafta sonra bu oranlar değişir. Şimdi bu haftayı peki. Sinan abi onu söyle. Bir dakika bir şey. Bu haftayı değerlendir. Yani şimdi Galatasaray'la lider arasında 5 puan fark var. Puan farkı çok önemli değil. Evet değil ama bir de Galatasaray'la lider arasında 7 takım var. Bu sezon başladığı zaman, bak, bu sezon başladığı zaman şimdi, Galatasaray'ın oranı 1.30'du. Olabilir. Olabilir. Anladın şimdi mı? Şunu söyleyeceğim. 1.30'du oran. Şunu söyleyeyim. Şimdi bak Sivasspor 24 puanla lider mi? Lider. Evet. Galatasaray'ın 19 puanı var. Kaç puan var arada? 5 puan. 5. Galatasaray lidere baktığı zaman 5 puan gerideyim diyor değil mi? Evet. Peki kaç puan çok önemli değil burada. Arasında kaç takım var? Bir de arada 7 takım var. Galatasaray 8. Eğer Galatasaray-Sivas lider olsa Galatasaray ile Sivas arasında 5 değil de 9 puan olsa Galatasaray'ın yine daha çok şansı olur. Çünkü bir takım yakalayacaksın. Burada 7 takım 6 takım kötü gidecek. Alttaki takım üste çıkacak. Onun için böyle yakın olması puan farkı az olabilir. Ama arada çok takım olduğu zaman 7 takımın da takılmasını bekleyeceksin. Ertem, onun için burada takımlar Bu adaletli değil. İnsanlar mesela, bu adaletli değil. İnsanlar halkımız mesela. Fener'le Galatasaray'a an, burada çok fazla favori görmüşler. Şu an görmüşler. Oynasalar mesela nereye oynarlar? Çok şu güzel bir konu. İnsanlar çok mesela güzel, yani çok merak ediyorum. Aynen. Yani bu sene bana herkes soruyor mesela. Kim şampiyon olur diye soruyor. Diyemiyorsun yani şu mu olur bu mu olur? Hemen hemen her gün bir kişi soruyor hemen değil mi Sinan abi? 10 kişi soruyor. Hemen kim her mesela gün bak yani. Abi kim şampiyon olur ne olur? Abi biz olur muyuz? Şu olur muyuz falan filan. İnşallah diyorum. Zaten bilseler sormazlar. Şu herkese mesela, inşallah diyoruz. Aynen yani öyle vallahi. An, bakın şu an hani baktın mı şu takımların yani Beşiktaş 3 hafta 4 hafta önce. Sen şuna cevap vermedin ama çok önemli. 5 hafta önce Beşiktaş'la ilgili farklı konuşuluyordu. Bugün farklı konuşuluyor. Fenerbahçe 3 hafta önce müthiş deniliyordu. Bugün şimdi farklı. Başka. Galatasaray sezon başında en favori takım. Tabii ya. Yıldızlar topluluğu. Eyvah dedi. Makas çift açıldı rakamlı, diyorduk. Çift rakamlı maçlar sonuçlar olur dedin. Bitti. Başakşehir zaten bildiğimiz. Trabzon ben şunu önemli soracağım. Sakatlıkları var. Buyurun. Şunu soracağım. Sivasspor'a 1'e 40 verilmesi normal mi Sinan abi? Abi şimdi tabii bu şimdi bunu veriyorlar. Şimdi ikinci yarı 24. hafta Sivasspor birinci olsun. Arkasına dizilsin takımlar o zaman ne verecekler? Ha, doğru. Öyle tamam öyle olacak zaten. Yani şimdi Sivas'a şimdi normalde Ümit diyor ki çok şampiyon. Şimdi diyelim ki Galatasaray bugün 2.70 veriyor. Galatasaray'ın şu an kaç puanı var? 19. Galatasaray'ın diyelim mesela 12 puan olsaydı aynı yere koyarlar mıydı? Yok. Tabii. Koymazlar. Mas tabii canım. Yani bu tamamıyla yine bir puan farkına alakalı bir de takım olarak büyük camia onu öngörüyor. Şimdi Başakşehir'e burada da bir yaptığı ayıp mesela. Bu bahis. Bak bu ayıp diye bir şey yok. Ayıp aslında değil. Ama, saygısızlık hocam. Bir dakika ben şirket sahibi olsun. Beyler kolayı var. Niye ayıpsa o zaman Başakşehir'e yatırırım parayı. Hocam, ayıpsa Başakşehir'e. Taraftarı yok diye Başakşehir'e. Bir şey söyleyeceğim. Yapıyor. Gençler Birliği Yeni Malatyaspor maçının favorisi kim sizce? Ne maçı? Nerede? Gençler Birliği Yeni Malatyaspor maçı. Ortada maç. Gençler Birliği. Hayır, ben de ortada maç. Ben de Gençler Birliği favori görüyorum. Hayır, bence ortada ben maç. Ben de Gençler Birliği. Ortada. Çünkü ben şunu ben bir şeye dikkat ediyorum. İddia da mesela öyle görmüş. 1.95 Gençler Birliği. Olmaz abi 1.95. 2.85 Yeni Malatyaspor'a vermiş. Biraz daha yükselmesi lazım. 2.95 beraberlik demiş. Hocam ben Gençler Birliği'nin niye favori görüyorum biliyor musun? Niye? Gençler Birliği Fenerbahçe'yi takip ediyor.
Fenerbahçe'nin oynadığı takımla bir hafta sonra Gençler Birliği oynuyor. Ben bakıyorum hocam, Fenerbahçe içeride Antalya'ya yenildi 1-0. Evet. Ertesi hafta Gençler Birliği gitti Antalya'ya, Antalya'da 6 tane attı. Doğru. Anladın mı? Fenerbahçe gitti Kayseri'ye yenildi 1-0 Kayseri'ye. Evet, doğru. Ertesi hafta Gençler Birliği Ankara'da Kayseri'yi yendi. Fenerbahçe... Ama sen saydığın iki takımı zaten ay... yani sondan ikinci... Sinan abi. Ama yani Fener'i yeniyor 1-0. O gidiyor 6 tane atıyor. Diyor ki çok yakışmış yani, Sinan abi. Kasımpaşa'yı yendi bu hafta. Bazen avantaj Koray Başkan'a çok selamlar buradan. Yani o, büyük o, takımla oynayan takım. Büyük takımı mesela Malatya hocam. Büyük takımı takip etmek her zaman iyidir. Avantaj ha. Bunu diyorum. Şimdi mesela Malatya hocam barınıyor onu bu maçta. Ne biçim mücadele etti biliyor musun? Evet. Evet. Mesela Gençler Birliği karşısında bir konsantre düşüklüğü yaşıyorlar. Evet. Büyük takımla takip etmek. 9 numarayı getirir misiniz? Bak Ümit de söyledi. Büyük takımı takip etmek bir avantaj. Onun için Gençler Birliği Malatya maçında ben avantaj görüyorum. Şimdi soru şu. Ümit hocam kesmek zorundayım. Bu arada Koray Battal Sayın Başkan'a çok selamlar. Sinan abiye çok selam söylüyor. Altay, Büyük Altay'a çok selamlar. Galatasaray için hangi maç önemli? Ümit Karan ekranda. Galatasaray Kulüp Brüş karşılaşması mı? Yoksa Trabzonspor Galatasaray maçı mı? Çok elinde güzel. Öyle bir kadro var ki hangi as futbolcularını hangi maçta oynatırsın Ümit yarın, hocam? Yarın bir de çok sakat var galiba. Bir de şey cezalı var. Yani mesela Babel yarın yok. Ryan Babel yok. Var mı Galatasaray yarın? Geliyor. Ekrana gelecek cezalı... ama birazdan gelecek. Hangi maç senin için bir teknik direktör olarak? Galatasaray'ın teknik direktörüsün. Abi benim her zaman Şampiyonlar Ligi tartışmam. Şampiyonlar Ligi. Onu tartıştık. Biz yönetiyoruz zaten belli ben, hocam. Ben de yani, Şampiyonlar Ligi. Her zaman, şey yok yani. Her zaman değil misin en abi? Yakın maçtır. Ben en yakın maçtır. Bravo. O tamam en yakın maç. Trabzon maçının telafisi Trabzon, var. Brüj maçının telafisi yok. Hocam ben demek hepinizden ayrı düşünüyorum. Dördünüzden de ayrı sen düşünüyorum. Sen çünkü o ligi bilmiyorsun. Olabilir. Ben dördünüzden de ayrı düşünüyorum. Tövbe tövbe. Ben dördünüzden de ayrı düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Hangi ligi? Ayrı düşünüyorum. Abi bir dakika. Galatasaray Trabzon'u yenerse şampiyon olacağın garantisi var mı? Galatasaray Trabzon. Yenilirse şampiyon olmayacağın garantisi var mı? Galatasaray bir şey söyleyeyim. Galatasaray Trabzon'a maç kaybederse evet. Galatasaray Türkiye Ligi'ni kaybeder. Bak buraya yazın. Peki buraya ama yazın. Onun telafisi var. Yarın derece gelemedi. Hocam şampiyonluk gider diyorum sana bak. Açık sede biter erkenden görürsün. Geçen sene de Trabzon'a kaybetti. Hocam 4 tane mi yedi? Hocam puan farkı evet. Bak hocam 7 bak önünde 7 takım hocam, var. Lazım. Hepsi puan farkını açar gider. Bak bir şey söylüyorum. Hocam. Galatasaray Brüj'ü yendi. Ne abi, olacak? Göster. Nerede devam edecek? Ya bir şey söyleyeyim Apo. Bu görüşe katılmıyor. Ya hocam ne var? Ya geçen sene Galatasaray Trabzon'dan 4-7. Sözünü ya bir bitime 8 10 hafta vardı. Hocam Başakşehir 8 puan geride hocam, şampiyon oldu. Başakşehir'in arkasında ikinciydi. 8 puan vardı. Tamam. Ne Galatasaray ne Beşiktaş ortada vardı. Ne Fenerbahçe ortada vardı. Ne Sivas gibi Malatya gibi böyle ligin üstlerini zorlayan takım vardı. İki takım baş başa kalmışlardı. Başakşehir hatalar yaptı ve Galatasaray geçti. Bu sene durum öyle değil. Bak 7-6 takım anladım. Bir, ama UEFA Avrupa Ligi'ne giderse Galatasaray'ın yükselme ihtimali hocam, var. Işte, kimler var ki UEFA hocam, Avrupa Ligi'nde? Hocam Galatasaray'ın yani UEFA Ligi'ne devam etmesi çok önemli sizce öyle mi UEFA Avrupa Ligi'ne? Tabii ki önemli. Tamam. Yarı final oynayabilirsin. Bak, Galatasaray. Hocam, ben vallahi hiç yani eğer Galatasaray Brüj maçını kazanıp ilk 2 için ümitlense ilk iki, o zaman ilk, tamam. Ha işte Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edecek olsa Brüj maçı daha önemli derim. Hmm. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Elendi ya. Elenmedi mi? Elendi. Peki UEFA Avrupa Ligi'nde ne olacak bak yani? Şubat ayına kadar Galatasaray'ın Avrupa'da maçı vallahi yok. Bak Galatasaray... Şubat'ta oynayacak. Bir Abdülkerim abi bir saniye. Şubat ayına kadar Galatasaray'ın Avrupa'da maçı yok. Bravo. Yani Galatasaray sonra... yok. Sonra oynayacak ama. Tamam devre tamam, arası var. Ya iki tane maç, iki tane tur geçti mi çeyrek finaldesin. Sinan ama bak Sinan için devre arası yapacağın önemli transferler olacak. Sinan bak Sinan her zaman olacak. Ne der? Çeyrek final oynar tek maç oynamak. Oynar ya bu takım oynar. Yarı final oynar en kötü ihtimalle. Bu takım çeyrek final yarı final oynar. Takviyeyle. Sinan, şu an değil. Sinan abi oynar mı? Ya Sinan Galatasaray çeyrek final yarı final oynar mı UEFA Avrupa Ligi'nde? Abi önce kendi Türkiye Ligi'nde oynasın. Nerede oynayacak? Galatasaray oynayacak hali yok. Galatasaray'ın durumu çok kötü. Devre sonra zaten abi şişim Galatasaray bak aynı fikirde değilim. Abi geçen sene ben bak geçen sene ben Galatasaray için ne dedim? Şubat'ta şampiyon olur demiştim Başakşehir'le yarışırken. Takıma güveniyordum takıma. Ama ben bakıyorum bu sene Galatasaray'la ilgili aynı kanıda değilim. Yani Galatasaray'da enteresan işler oluyor. Ocak ayında büyük operasyon var. Ocak ayında büyük operasyon var. Acaba yapabilecekler mi? Becerebilecekler mi? Yani Ümit'ciğim şimdi Onyekuru'yla anlaşıldı işte şu Gomez diyoruz Arda Düşü diyoruz falan ama birileri gidecek mi? Gönderebilecekler mi? Hepsi çok iyi paralar alıyorlar. Onun için bu operasyonlar onun için yani Galatasaray'la ilgili ben Galatasaray'la ilgili yarın da tereddütteyim. Bakın yarınki maçta tereddütteyim. Kim bu ya? Yani Brüj'den iyi takım falan filan katılmıyorum.
Zor şu maç. Galatasaray, ben katılıyorum. Şu eksik Galatasaray'a bakın. Sinan abi eksik çok. Abi şu Galatasaray Brüj'den falan iyi değil. Bu Brüj takımı gitti. Paris Saint Germain aslan gibi oynadı orada. Madrid deplasmanı. Mesela yani her yerde oynadı. Onun için ben Galatasaray'la aynı fikirde değilim. Futbolcularda bir moral bozukluğu var. Motivasyon düşüklüğü var. Takımın eski gücü yok, kalitesi yok. Kim ne gol atacaksın? Nasıl gideceksin? Şimdi onun için muhtemel 11'i sordum. Defans kurgusu da sıkıntı. Yani muhtemel 11'i de ben getireyim. Ocak ayında nasıl bir operasyon olacak Galatasaray'da? Bunları becerebilecek mi Galatasaray? Göbekli yok. Galatasaray yönetimi bunları becerebilecek mi? Marco, Donk. Bir bitirsin Sinan abi. Yani şimdi bakın. Muslera, Mariano, Nagatomo, Marcao, Donk, Lemina, Ömer, Belhanda, Adem, Emre, Feguli. Baktım Emre Mor. Bu arada Emre Mor. Bir şey söyleyeceğim. Abi defans kurgusu çok ağır. Defans kurgusu çok ağır. Baktın mı? Brüj'ün oyuncular çok hızlı. Baktın mı? Şimdi ne diyorduk Galatasaray'a 5 hafta önce kadroyu Falcao'lu falan bakıyoruz. Ulan değil Galatasaray. Buna İspanya'da bir ikinci, üçüncü sırada bir takım ismini yazsan dersin ki kaldırır. Ama şimdi şu kadroya baktığın zaman iyi gibi görünüyor. Mesela seri var daha buraya yazılmamış. Belanda diyorsun. Fena değil. Fegül Hoca. Ben şu kadronun yarın bu kadro çıkıyor yarın Brüj takımını yeneceğini düşünmüyorum. Yani gücünü yeteceğini düşünmüyorum. Bak gücünü yeteceğini düşünmüyorum. Defans kurgusu. Hele erken gol falan yerse Galatasaray. Bilmiyorum Brüj'ün kadrosu nasıl. Daha çabuk oyuncular var. Çabuk oyuncular. Çakmıyor biliyorsun kadroda. Ya onu başlar zaten. Olmasın zaten. O avantaj. Keşke olsaydı da Galatasaray için avantajdı. Yani dolayısıyla hızlı oyuncuları var. Evet. Çabuk hata kalkıyorlar. Erken gol bulurlarsa falan. Çok hızlı çıkıyorlar. Aynen çok farklı değişik maç ama dediğin gibi biz bu Galatasaray'a buradayken geçen hafta Madrid'in sahasına yener demiştik bak 2 hafta önce. Kadroda bir anda nasıl bir değişiklik var aşağı doğru. Bu takım için daha önce dedik Juventus'u yener dedik. Yendi. Yani böyle bir Galatasaray kadrosu vardı. Şimdi dedik Galatasaray Şampiyonlar Ligi iyi oynuyor. Avrupa takımı. Avrupa'da çok oynuyor. Müthiş bir seyirci baskısı var. Türk Telekom'da inanılmaz derecede basıyorlar. Rakibi yani boğuyorlar falan filan. Taraftarın acayip bir etkisi var. Ama yarın biraz maç kötü giderse taraftar da homurdanır. Bakın taraftar da biraz böyle tamam taraftar Fatih Terim'den dolayı fazla bir şey demiyor. Yani şu an kontrollü Fatih Hoca geçen gün ne dedi? 2 sefer şampiyon olduk. Yani bu sene olmayabiliriz de gibi laf etti. Evet. Ama burada en büyük, en önemli sorun Galatasaray futbol takımı nasıl yarın gol atacak? Değil gol yemeği. Ya uzaktan falan evet. Atar, frikikte falan. Yani Adem Büyük İyi futbolcu Türkiye Ligi'nde. Feguli tutturur gününde olur. Emre Mor. Emre abi yok Şampiyonlar Ligi kaybı. Bunlar iyi olmuş abi ya. Bunların Emre hepsini. Yok. Bunların hepsini. Yok. Bakın bunların hepsini biz. Yok. Bu babelli kadroya söyledik. Müthiş. Şu kadroya bak dedik. Bu kadroda yarın seri de oynayacak. Büyük şimdi ihtimalle bana göre seri oynayacak yarın. Bakın iyi babelli falan filan dedik bunlara. Ben Galatasaray'ın yarın işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Peki birazdan. Zaten. Peki bir şey söyleyeceğim ben. Bir şey söyleyeceğim. Hem Ümit Karan diyor ki Galatasaray UEFA Ligi'nde Galatasaray Ertem dinliyor musun? Ben konuşunca hiç beni dinlemiyorsun ya. Hocam bir haber alıyorum Abdülkerim abi. Yani dinlemek zorunda değilim ben. Dinleme başkasının kulağından kulağıyla dinliyorsun ama. Ama bak bir şey o zaman söyleyeyim size. Allah Abdülkerim Allah. Abi. Bir dakika ya Allah Allah. Ama bir şey söyleyeceğim. Abdülkerim abi. Anlat bana ya. Bir dakika Sinan abicim özür dilerim. Konsantren bozuluyor abi, benim kardeşim. Ama konsantrenle ilgilenmiyor ben şu anda. Aynen öyle. Millet beni dinlerken. Ya bir dakika Abdülkerim Allah abicim bakar Allah. Mısın? Kadro veriliyor. Tamam kardeşim. Kadroda arkadaşlar yanlış bir isim yazmışlar. Bana Ümit Karan diyor ki Emre Mor kadro. Bir dinle Abdülkerim abi. Kadroda yokmuş diyor. Ben o anda çok acil bir şey mi? Bu söylenirsin 5 dakika sonra söylersin. Ya Abdülkerim abi dinlesene bir ama ya. Bir dinlemen lazım. Ona bakarsan ben de demin Sinan abiyle Ümit Karan'la konuşurken sen hocaya bir şey söylüyorsun. Dinlemiyorsun ama. Ama oluyor bizim program böyle şey değil ki. Hani benden daha iyi biliyorsun. Ama bana mı denk geliyor? Ya Abdülkerim abi dinle bir ne olur ya. Niye kavga ediyorsunuz? Ya hocam ne kavgası ya? Kavga Ahmet abi ben. Sen telefonu bırak bana bir bak tamam, ya. Tamam evet. Bak bana bak diyorsun gördün mü? Bak dallanıyorsun. Sen de bana bak diyorsun. Konsentrasyonum benim sıfır oluyor. Tamam. Ben seni dinliyorum abi sen niye bana diyorum ki Emre bak buradayım. Bir bak bir kadro gelsin ekrana. Bir gelsin Abdülkerim abi. Al beni ekrandan. Ya bir arkadaşlar Ümit Karan'a bilgi kesin geldi diyorum. Siz hala rejiden beni uyarıyorsunuz ya. Emre Taşdemir, Taşdemir yok. Ha, bak. Emre Taş demiş. Her neyse. Ya anladın mı? Olay anladım. Bu. Anladım bak ama sen de şunu anla. Ben burada 10 saat bir şey söylemeyeceğim. Bir laf söyleyeceğim. Benim lafım biter dersin ki Emre yarın oynamıyormuş dersin. Yani bunu... Ama bizim program ya Abdülkerim abi bizim programda sanki herkes herkesi dinliyor.
Böyle bir şey yok. Herkes bir şey binebilir. Tamam da ben herkese bir şey demiyorum. Emre Taşdemir yok. Emre Mor. Ben Emre Mor dedim sen, ama. Sen bizden farklısın. Sen moderatörsün. Ben bir şey söylerken. Ya ben, ama ben seni dinleyebiliyorum o anda. Abdülkerim abi. Ben bir şey duyuyorum. Seni duyuyorum. İçeriği duyuyorum. Tamam gitsin ya. Tamam bana denk geliyor o zaman. Hadi uzatmayalım ya. Bırakın işimize bakalım. Emre Mor. Sevgili seyirciler. Galatasaray'ın 11'i bu. Muslera, Mariano, Nagatomo, Marcao, Donk, Lemina, Ömer, Belhanda, Emre, Adem, Fegoli. Abdülkerim abi sözün kesildi az önce. Bu senin... takımın en etkili oyuncusu, şu takımın en etkili oyuncusu Ömer. Ömer. Ömer Bayram. En etkili, en etkili oyuncusu o. Bu takımın en iyi futbolcusu da o. Şu an en formda oyuncusu da bu. Ne Belhanda'sı ne Lemina, hepsi hikaye. En iyisi Ömer. Evet. Yarın atarsa da uzaktan atabilir. Bak bak. Sol ayağıyla falan bir tane sıkıştırabilir. Ben çok kısa şunu söyleyecektim. Temin Ümit Karan diyor ki... Ya, Ahmet Hoca'ya mı bir şey söylüyor? Galatasaray Avrupa UEFA Ligi'nde yarı final oynar dedi. Altyazıda yazdınız oraya. Ben de diyorum ki... Ben kalırsa bir dakika, bitirsin. Ben Ümit de diyorum ki kardeşim oynar falan diyorsunuz. Ama artık hemen bir arkasından yarınki Buruş maçını yenmesi çok zor, mümkün değil. Buruş takımını kendi sahasında Tetya Arana'da yenemeyen Galatasaray Avrupa UEFA Kupası'nda nasıl yarı final oynuyormuş? Nasıl yarı final oynuyor? Sen kim? Anlamadın soruyu. Yarı final. Evet. Abdülkerim yarı final abi. Falan. Buruş'u... Kardeşim sen Buruş'u yenemezsen yarı final falan oynayamazsın. Tamam, katılıyorum. Buruş yenilmiş yani. Sen UEFA'da yarı final ama oynuyorsan. Ama soru öyle değildi ki. Kimler çıkacak karşına? Ertem öyle sormadı ki. Ne sordu? Dedi ki devre arasından sonra Şubat'a kadar maç yok dedi. Onu sen söyledin. Hayır. Transfer olursa dedin. Transfer yaparsak bu falan filan. Bu turu geçerse dedim. Ben geçecek demiyorum. Geçerse diyorum. Avrupa ya, ama geçmesi zor diyorsun. Kalırsa... Çok zor. Abi, çok zor. Bak, çok zor diyorsun. Abi biz... Türkçe mi konuşuyorsun? Aynısını söyledin sen, söyledin sen. Çok zor maçın, çok sakat var. Aynı şeyleri söylüyorsunuz siz. Ya ben de diyorum Şubat'ta devre arası transferi var. Transfer yapılırsa diyor. Anladın mı? Takımı toparlama şansın var. Burayı geçersen. Çok zor maç. Tamam. Çok zor maç. Bak yarın konuşmuyoruz. Biz geçtik diyelim. Şubat'ta konuşuyoruz. Ocak'taki transferlerden sonra diyor. Tamam ne yapacak? Abi yani Galatasaray'ın ekonomik durumu falan çok zor değil yani. Yani nasıl transfer yapacak bu takımları ya? Nasıl transfer yapacaklar? Ona da açıklık getirdim. Ne, nasıl yapacaksın? Kimi satacak, kimi alacak? Paradan ziyade nasıl yollayacak? Ha, yani o... Belhanda'dan kurtulmak istiyor. Enzonzi'den kurtulmak istiyor Fatih Terim. Mesela. Nasıl yollayacaksın abi? 4,5 milyon oluyor Belhanda. Nasıl yollayacaksın? Lemina. Fena değil, tamam. Onlara göre daha. Enzonzi. Nasıl yollayacaksın? Babel. Nasıl yollayacaksın? Enzonzi yollarsın, Fransa milli takım oyuncusu abi. Hayır abi, takım nasıl bulacaksın? Gitmez her adam. Ne, Fransız... Şu ortamda bir yere gitmezler. Bakın Ocak'ta. Yollayamaz Ümitciğim, onun için diyorum Galatasaray alır. Bu operasyonu yapması için Galatasaray'ın işi zor. Ümit şunu söylüyor. Bu tur çok zor. Bu turu geçerse Ocak ayında da yapacağı transferlerle finale kalabilir yani. Finallere gidebilir. Çünkü 2-3 tane tur atladıktan sonra oynuyorsun. Çok zor. Ben peki senin görüşün şu değil mi her zaman? Katılmıyorum ben. Haftada bir maç oynamak Türkiye avantaj. Ligi'nde her zaman avantajdır diye. Fatih Terim'im. Şimdi Galatasaray yoluna devam ederse ligde sıkıntı yaşar mı yaşamaz mı? Ben şimdi Fatih Terim'im değil mi? Yarın takım yapacağım değil evet. mi? Antrenör, teknik adamı. Evet. Ben bunu yıllarca hocalarla tartıştım. Lüçesko'la onlarla bunlarla. Üç sarı kartlı oyunculara derdik ki hoca haftaya şey var deriz. Derbi var. Bunu işte Reis Ergen. Bunu 4 sarı kartlı yapalım haftaya işte oynasın aman foul olmasın. Evet. Hayır. Görecekse görsün. Önce ilk maç. Önce oynadığın maçı kazan. Ama Ertem'in sorusu şimdi Trabzon maçı mı önemli, Buruş maçı mı önemli? Ben sana bak. Soru bu. Ben yarın Fatih Terim'im. Ben Trabzon maçı daha önemli bir şey. Yarın en güçlü takımı çıkarırım. Çıkarabildiğim en güçlü takımı. Önce yarını bir kazanayım abi ben. Sonra pazara bakarım. Pazar da en güçlü takımı çıkarırım. Ama önce yarını kazanayım. Bir de pazarın bana telafisi var. Pazarın telafisi var abi. Hangi oğlunu seviyorsun gibi soru bu. Şu an. Şu an Galatasaray'ın bu Brüj mü Trabzon mu? Hangi oğlunu seviyor musun gibi bir soru bu. Nasıl evlatlarını ayıramazsın ya. İki maçta o kadar anladın mı? Birbirine yakın. O kadar zor abiciğim. O kadar önemli. Aynen öyle. Evet. O kadar önemli maç. Şimdi hocam sen bir şey söyleyeceksin. Söylüyorum. Söyleyemiyorsun. Şimdi bakın arkadaşlar. Evet. Arkadaşların hepsinin görüşüne iştirak. Tamam. Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek mi daha avantaj UEFA Avrupa Ligi'nde? Soru bir. İddia ediyorum Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde hasbelkader eğrisi doğrusu gelse ilk çıkan rakibini eleme şansı %15'tir. %0 çünkü bela bir takım gelecek. Ki, ne oldu yine ağzın burnunu... %0 hocam ya. Ya. Hayır. Ne oldu ya? Hocam bir şey söyleyeceğim ya. Hayır, ben gideyim istersen. Siz rahat rahat. Sensun, Abdülkerim abi bağırsın çağırsın. Tamam. Yapın bir şeyler ya. Ya Ertan sen patronsun ya. Sen niye kıyın? Ya bir şey söyleyeceğim. Sen bizim patronsun ya. Yok niye ağzın yüzün oynuyor diye. Hocam benim oynar. Bu programda her yerim oynar. Hayır ya. Sen bu
programın patronusun kardeşim. Ertem'cim bak. Allah Allah. Anlamadım ya. Bir şey söyleyeceğim sana. Ya hayır yani. Hocam Ertem, rejide. Ama rejide şu an var. Problem var. Bir dakika. Bir şey diyorum. Ama hocam sen devam et ne olur. Bir kere. Sen bizim programımızın patronusun. Ertem. Tamam. Tamam. Burada bak burada bir şey kaçırıyorsun. Dur, bir dakika. Abdülkerim abi boş ver. Ne olur. Boş ver. Yok hocam devam et. Bir kere oğlum. Abdülkerim abi hocam devam et. Önem sendiğini anlayacaksın. Abdülkerim abi bir saniye. Demek ki sen bir insana bakmayınca yorumcu konuşamıyorum. Ya ben burada konuşurken siz sen suratıma bakmıyorsun. Kim? Hocam sen devam eder misin? Sen Fenerbahçe'ye laf tutmaktan başka bir şey söylemiyorsun ki yani. Başka bir şey söylesen bakacak bir şey. Fener'e böyle oldu. Fener'e şöyle oldu. Ben de sana bakmıyorum. Hadi hocam. Geçen sefer hatırlıyor musunuz? Real Madrid'den Galatasaray 6 yemeden önceki programda evet. Şunu demiştim. 6 Kasım'da Galatasaray tarihinde çok ciddi bir drama var. 2002 yılı yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe stadında 6-0'lık Fenerbahçe bozgunu evet. Galatasaray tarihinde acı bir sayfadır. Kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. Evet. Ha, kimine göre acıdır, kimine göre sportiftir. Futbolda hep ne var biliyor musun? İstatistikler var, kalite var, şu var, bu var. Ama çok önemli bir mistik devinim var. Şimdi bu sabah inceleme yaptım. Korkunç bir gülmeyin mi? Bir dakika Ümit. Bana bak. 25 gün önce de gülüyordun. 6-0 dedim. Evde oturuyorum. Galatasaray 5-0 dakika 92. 6 oldu diye tweet attım. Bakın çocuklar. Şimdi çok tuhaf bir şeyle karşı karşıya. Doğru. Galatasaray tarihinde 26 Kasımlarda İki tane Avrupa maçı oynamış. Yani Galatasaray'ın Avrupa tarihine baktığında 26 Kasım dediğinde iki tane eşleşme oluyor, maç oluyor. Galatasaray, 100 yıllık Galatasaray, 26 Kasım, iki maç. Bir tanesi Dortmund, başında yazmışım, Fatih Terim var. Dortmund Galatasaray'ı 4 yapmış, 4-1 yenmiş Dortmund. Hadi Dortmund'un Galatasaray'ı yenmesi. Üstelik sanırım Almanya'da. Normal bir Almanya evet. 1997 yılı 26 Kasım not almışım arkadaşlar. Dortmund 4, Galatasaray 1. Bu çok tuhaf değil ama korkunç bir şey çıktı ortaya. Devinim, mistik devinim derim. Ne? Galatasaray 26 Kasım 2014'te bir maçta oynamış. 26 Kasım 2014. Yani bundan tam 5 sene önce. Takım kim biliyor musunuz? Bürücün abisi. Anderlecht. Anderlecht. Kaç? Aşere. O da mı 4-1? Çok garip. Maçın hakemine baktım. Ivan Bebek. Hırvatistan. Allah onun belasını versin. Bir dakika. Adı Ivan Bebek. Bak bak sapıklıklara bakın. Bak tesadüflere bakın. Yarın geceki maçın hakemi kim? Söyleyin. Ivan Bebek değil mi ya? Evet. Galiba. Ivan Kruzliak. Hırvat. Hayır Slovak. Slovak mı? Ivan Kruzliak, Slovakya. O da Ivan. İki Ivan. Korkunç 26 Ivan. Kasım. Bakın iki Ivan. Evet. İki tane. Belçika Kasım. Takımı. Belçika'nın tepedeki iki takımı. Anderlecht ve Bruges. 4-5 sene Kasım. Önce Anderlecht. İkisi de 26 Kasım. 2-0 Anderlecht kazanmış. Acaba yarın akşamda kulüp Bruges İstanbul'da Galatasaray'ı 2-0 yenecek mi? Mistik devinim bende hakim oldu. Şimdi siz derinden sapık bir müziği veriyorsunuz. Sapık bir müzik kabul ediyorum. Hocam, bu müzik evet. Benim tüylerimi diken diken ettiği gibi hafif de prostatımı yokluyor. Şimdi prostat yoklaması şudur. Hiç hayatınızda şeye bindiniz mi? Hani leopardlarda böyle şey vardı. Prrrt diye aşağı indi. Hızlı tren. Ne derler ona? Evet. Ne cross denir ona? Bişer söyle yavrum. Roland cross. Hani bizden tren gibi sürüyorum. Ben uçurumdan aşağı inersin. Evet. Orada özellikle erkekler o içinde yaşadıkları o su şeyine fazla detaya girmiyor. Tıbbi bir konu. Bir tuhaf hissedersin. Şimdi bu müziği duyduğum vakitte ben etkileniyorum. Fakat bu mistik deminim beni çıldırtmak üzere. Ne demek abi? 26 Kasım 26 Kasım. İki Belçika takımı Anderlecht. Bürüş. Hakem iki tane. Ivan maç 2-0. Bu teoriden bana yarın hani diyorsunuz ya iddia oynayalım. Ben 2-0 Bürüş kazanır gibi aklımdan bir şey geçiyor. Gönlüm istiyor mu? Hayır. Bürüş Galatasaray'dan iyi takım mı? Aslında hayır. Galatasaray'ın Bürüş'ü İstanbul'da yenmesi normal midir? Çok normaldir. Eksiklerine rağmen. Bürüş kim ya? Ya Bürüş öyle çok büyük takım değil ben ki. Ben de onu söylüyorum ha, çok ya. Büyük bir takım. Ama Bürüş'ün de Galatasaray'ı yenmesi anormal değildir. Çünkü iki tane, üç tane önemli. Lundiama yok. Şey yok. Santrafor'un yok. Babel yok. Falan. Ama eğer tarihte, futbol tarihinde
bu hep mistik devinimlerden etkilenirseniz, ki ben etkilenmiş bir adamım, yarın geceki maçın skoru 2-0 olabilir Bürüş'le yine. Bu kadar tesadüf beni çok korkuttu. Üstelik bir de dikkat edin bakın, bizi seyreden milyonlarca insana söylüyorum. Son 25 günde işleriniz umumiyetle kötü gidiyor değil mi? Evet. Hepinize soruyorum. Takımlarda ağır sakatlıklar. Evet evet. Manasız, Türkiye'de manasız kumpaslar, gerilimler, şunlar bunlar. Şimdi isim vermeyeyim yani. Siyasi konuşmayı sevmem. Genel anlamda konuşuyorum. Merkür retrosunda dünya. Ne? Merkür retrosu. Merkür. Bilir misiniz? Yok. Bu aralar bunlara merak. Hocam var. Merkür'ü astrolog. Biliyoruz da retroyu biliyoruz. Retro geri dönüş. Geri hareketi diyelim. Yani bak, evet. Ahmet retrosu öne gitmektir. Ahmet gitmesi, Ahmet retrosu geriye gitmektir. Bak ben şu anda geriye gidiyorum. Şimdi Merkür retrosu da. Merkür de geri mi dönüyor? Merkür'ün dönme işi 1 Kasım'dan itibaren tersine dönmeye başladı. Bu dönüşler var ya. Merkür biliyorsun bir gezegendir. 7 gezegenden evet, biri. Evet. Tersine dönme. Bu dünya üzerinde. Bak ne not almışım bak. Elektronik hiçbir alet almayın. Size sesleniyorum. Size değil. Türkiye'ye sesleniyorum. Bize de seslen. Biz de din. Para hesaplarınızdaki ekstralara çok dikkat edin. İş görüşmelerine giderken, önemli kararlar alırken 50 defa düşünün. Sonra bilgi kaynaklarını güvenmeden kullanmayın. Ey Rahmi Turan, sana bu lafım. Rahmi Turan, gazeteci. Ha. 80 yaşındaki abimiz. Ne diyor? Bilgi kaynaklarını güvenmeden kullanmayın. Gezegeni ver. Bir, gereksiz ortalığı karıştırırsın. İki, gazetecilikte ektiğiniz 40 yıl sıfırlanabilir. Böyle böyle olumsuzluklar var. Şimdi Merkür retrosundan Türkiye ve dünya çıkmak üzere. Ümit, gözlerime bak, ne görüyorsun? İşlerin 25 gündür kötü gidiyor değil mi? Doğru mu? Yani. İyi düşün, iyi. Ne demek istediğimi anladın. Ertem sen? İşte bak, görüyor musun? Ters. Merkür hangisi? Sence? Hocam Merkür hangisi ya? Aa, Sinan'ın kazağından aynı renk. Sinan Merkür kazağı giymişim bak. Sinan çabuk çıkarsa. Niye? Bak yapışık uymadı bak. Merkür retrosu çıkart abi, çıkart kazağı. Çıkart abi, uğursuzdu. Yok, renk aynı. Sinan'ın kazağıyla. Abi çıkart, inanma deme astroloji. Oğlum başına bir iş gelin, dinle Ahmet Hoca'yı sen, beni dinle. Yok, bir soru da. Allah niye kolay mesela ya. Arkadaşlar, buna nereden geliyorum? Gezegen de. Sen ne burcusun Sinan? Akrep. İnan akrepler akreplerle, akrepler yengeçlerle çok iyi anlaşır. Ben akreplerle iyi anlaşamıyorum nedense. Çünkü ben aslan burcuyum. Ama boğa ve koçla niye bazı burçların birbirlerine, burçlar astrolojinin etkisidir. Evet. Çünkü ana rahmine düştüğün geceden itibaren ortalama 9'dan 10 gün sonra o iklim şartlarında geçirdiğin süreç hemen hemen aynı insanların aynı. Yani akrepse Sinan, ne zaman doğdun sen? 4 Kasım. Kasım 10. ay. Demek ki sen ana rahmine Ocak ayı içinde düştün. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ana rahminde geçirdin. Kasım'da çıktın. Bu süreci. Bu sıradaki o göktaşları, gezegenlerin etkisinde kaldı. Sonuç. Şimdi bunu Galatasaray'ın maçla ilgili ne alakası? Söylüyorum. İçimden bir ses. Merkür devri. İçimden bir ses. Temenni yapıyorum. Galatasaray'ın 2-0 maçı kaybedeceğini söylüyor. Temenni ediyor muyum? Hayır. Futbol mantığına göre doğru mu? O da değil. Yani Brüj Galatasaray 2-0 yenebilecek kalitede. Real Madrid olsa 4 de derim. Tabii. Paris Saint Germain olsa 5 de derim. Önemli değil. Evet. Dortmund olsa 2 olur. Aynen. Ama kulüp Brüj gibi. Valla bu Merkür retrosu bence kaza çıkar Ert. Bak dinle beni. Allah korusun. Sinan çabuk çıkart. Hissettim çabuk çıkart. Çıkart. Vallahi çıkar. Bışar. Gel buraya. Allah şimdi Sinan abinin kazanı lütfen. Bak, ya hocam koskoca spor hukukçusu. Olabilir ya. Lütfen dedik işte ya. Lütfen dedik ya. Sinan kaza çıkart. At Sinan düşündü, kenara. Düşündü. At yani stüdyodan çıkart abi. Ahmet Hoca'yı verme. Sen Sinan böyle batıl işlere inanmazdın. Ne oldu ya? Abi Hoca'yı dinlerim ben. Korktun. Sinan da korktu. Sinan da şimdi. Sinan tırstı. Ay olabilir. Şimdi Sinan abiyi gösterme. Sinan bak harbi kazı Hoca beni. Hoca beni. Yok sıkıntı yok. Allah'tan gömlek bak. Sinan gömleği de çıkardı Sinan abi. Allah'tan gömlek beyaz. Bir dakika. Çok garip bir şey daha oldu. Hayatımda ilk defa bu yeşil gömleği giymek zorunda kaldım. İsteyerek değil. Kendin istedin. İsteyerek. Ya bir dakika. Ama şey adamın çekildi. Programı hazırlarken kahve içiyordum. Söylemesi ayıp. Üzerime döküldü. Burası. Şimdi ben buraya kahverengi şeyle derler ki ya sen lağım mısın Ahmet?
Utanmıyor musun seni? Demezler işte sana hocam. Abi, sana alışıklar seni öyle görmeye. O zaman ben salça burada. Kahverengisi burada şey gibi çıkayım. Öyle, öyle çıktığın zamanlar oldu. Seyirci alışık ya. Yani. 15 dakika var diye giden. Sinan Hanım dedi. Gömlek alabilir miyim dedi. Al hocam orada siyah lacivert seni dedi. Ya hep onlar da aynı renk giyiyorum dedi. Değişiklik olsun dedi. Kendisi dolabın içinden gitti. Yeşili aldı. Yani yeşili aldı. E başka yok ki kendisi zaten. Kendisi çünkü. Hocam bir sürü renk var orada ya. Hayır abi. Beyazlar var bir sürü vardı ya. Hayır Allah bana bunu aldı. Evet işte. Beyazlar da vardı bir sürü renk vardı orada. Senin de içinde varmış hocam bırakmışlar. Hayırlısı olsun. Yani ne diyelim. Merkür bakın bitti. Bak ne diyor. 1 Kasım'da başladı. 22 Kasım'da bak, bitti. Bak hemen çocuklar çalışmış şimdi. Merkür'ün geri hareketinin sona ermesi. Sözleşme ve anlaşma imzalamayın. Elektronik hiçbir alet almayın. Para hesaplarınızda ekstra çok dikkat edin. İş görüşmelerine gitmeyin. Önemli karar alınması gereken toplantılarınızı erteleyin. Yeni herhangi bir işe başlamaktan uzak durun. Bilgi kaynaklarını güvenmeden kullanmayın. Bilgi ve iletişimde her türlü aksaklığa yatkın olacağımızı unutmadan kimseyle fikir tartışmalarına girmemeye özen gösterin. 1 Kasım. Vay be. Benle alakalı bir durum yani şu ana. Kaza çıkarınca ne oldu? Hocam, şimdi bak. 22 Kasım'da Sinan, bitmiş ama ya. Sinan bitti de. Bitti bitti. Sen de bu akşam bittin. Şöyle bittin. Estağfurullah o anlamda demiyorum. Şunu Sinan demek istiyorum Sinan. Zaten o kaza gözüm tutmamıştı. İyi ki çıkarttın. Niye? Çok güzel kazak ya. Abi güzel değil rengi demedim. Rengi de çok güzel. Çok da şık. Ona laf bu renkten evet mi hocam? Şimdi sen rahatladın. Rahatlama hissediyor musun? Rahatladım biliyor musun kazaktan? He? Evet ya. Rahatladın beyaz mi? Hocam baksana beyaz bembeyaz. Bak. Tabii. Beyazlık rahatlık hocam. Beyaz futbol. Evet. Bak. Beyaz. Ama biraz da şey sıcak burası. Değil iyi mi oldu kazak? Beyaz futbol ha? Evet. Ben sana söylüyorum. Bak. Hoca da bu delirmiş. Retrodan Ertem de etkilendi. Hoca da delirmiş. Ertem de delirmiş. Ertem bunları hazırlamış. Delirmiş. Yok Ertem bir hocayı delirtmiş. Herkes delirmiş. Yazıyor öyle bir şey falan. İnanmayın bunlar. Hurafe bunlar. İnanmayın. İnanma diyor. Kaza çıkarıyorsun. Kaza çıkardım. Sıcak diye çıkardım. Müsaadem Sinancım. Sinancım. Fal. Bence tırsın abi. Büyü. Bunlar hurafedir. Doğru mu? He, tabii ki. Fal. Büyü. Büyücülük. Abi, bunlar aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'na göre de suçtur. Allah korusun. Ama astroloji, astroloji bir bilim dalıdır. Astroloji. Gök bilimi. Astrolojiden yararlanıyoruz. Ne mutlu bize ki. Retro bitti. Merkür retrosu. Ertem, evet. Ertem yeter artık bırak bu işleri. Fikir Fatih Terim falan dön Şampiyonlar Ligi UEFA neyse onun neyse. Şu Fatih Hoca'yı falan dinleyelim. Bırak hocanın Merkür'ün kazanmasını gitti. Fatih Hoca falan konuşmadı mı kardeşim? Konuştu. Ben ne yapacağım? Hadi gel. Dön futbolu bana. Selamlemeyin beni ya. Tamam, oradan müzik çalıyor. İnsanlar evlerinde yalnız yaşıyor. İnsanlar evlerinde yalnız yaşıyor. Bir daha. Çocuklar öğrenci yurtlarında korkuyorlar. Mesaj atıyorlar korkuyoruz diye. Ya. Korku arkadaş, müzikleri falan. Arkadaşların mesaj atıyor. Abicim siz uyumayın Ahmet Hoca'ya falan. Yarın toplantıya gideceklermiş rahatladık mı diyorlar. Kimin? Kim onlar? İşte arkadaşlar rahat senin olun. Rahat göreceksiniz olun. Bakın bu geceden itibaren yarın da aslında bugünden itibaren insanlarda bir rahatlama olacak. Bak göreceksiniz. Oldu oldu. Oldu mu? Sen de oldun mesela. Acayip rahatladım. Hocam geçen sen Fatih Terim ya. Hocam 10 gün önce küçük bir bilgisayar aldık. Bozuldu. Bak buyurun. Beyefendi konuşuyor. 10 gün önce küçük bir bilgisayar aldık benim kıza. Bozuldu biliyor musun? Ahmet Hoca mı tamir edecek? Yok demin okudum elektronik aleti almayın. Almayın diyor. Sen de mi dahilsin buna? Benim başıma geldi şimdi söyleyince hatırladım. Zorlu da kuyruk vardı şeyin önünde. Ay, ne o? Bu telefon bir şey satanların kuyruk vardı. Onlar galiba. Hepsinin bozulmuş. Bilmiyorum bozulana. Ya inanma. Girsene baksana Fatih abi almayın dedi işte o ara. Bırak Merkür retrosunu yemişim ya. Fatih Hoca'ya girsene Ertem. Ben var ya yemin ediyorum. Ertem! Efendim Sinan abi. Fatih Hoca'yı. Gireceğim Sinan abi hazırlıyorlar abi, sen ya. Sen şu kazağını tamam giysene delikatlıysan şu kazağı giy bak. Kimin? Korktunuz başıma bir iş gelir diye birbirinizdi bu. Hocam vallahi birbirinizdi Sinan. 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 Hocam. Gömleği de mi çıkarsın? Madem senin üzerinden yürü gömleği çıkarttık. Şimdi sana Çin atros şeyine göre ne derler ona Sinancım? Şey, burç. Ertem, Çin burcu hocam. Çin burcuna göre senin burcunu çıkartmaya çalışıyorum. Çıkart. Kedi köpek var değil mi onlarda? Öyle bir şeyler var. İmsam imsam. Oh, aklıma bir şey daha geldi. Ne oldu? Anam yandık. Fatih Hoca. Fatih Hoca'ya girelim. Fatih Hoca. Bir konuşsun bakalım. Hayatında bana biliyorum. İlk zamanlar çok iyi arkadaştık. Zaman zaman problem yaşadık. Yine mis ben şu anda şeyden hocam çıktım biliyorsunuz değil mi? Bir dakika. Fatih Hoca. Ne dedim? Şeyin kazağının rengi neydi? Merkür retrosuyla kazağının rengi. Mor, mor. Mor. Yarın Emre Mor'u oynat. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya hocam arkadaş, Emre Mor hocam arkadaşlar hocam. Abi çıktım bir dakika. Ya bırakın hocam profesör hocam şey Emre Mor sinirleniyor mu Emre Mor'dan? Merkür retrosuna bakacağım. Sinan kaç ne zaman doğdu? Sinan ne zaman doğdu söyle abi. Ne zaman doğdu? 4 Kasım 1964. 4 Kasım. 4 Kasım. Susurluk olduğu gün. 4 Kasım Susurluk'tur.
Susurluk kazası 4 Kasım'dır. Doğru mu? Hüşar'cığım. Ben 4 Kasım diyebiliyorum. Tamam da hocam. 4 Kasım 1997. Bu burçlar ne ya? Söylüyorum. Onur sana yollamış. Sen astrolog falan mı oldun? Ne oldun sen? Çıksana bize Nur Güral'ın programı. Yok abi. Nur Asayar'la beraber karşılıklı şey yapın Kasım. Ya. Hangisi çıkıyor biliyor musun? Bizim Nur'un programını geçtik biliyor musun? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Nuray Sayar'la program şey yapıyorlar ya onu geçtik bak, şu anda. Bak bundan sonra Nur Viral'in programlarından Nur sevgili Nur kardeşim. Bundan sonra Ahmet Hoca'yı al programına. Şahane. Hangi Nur, şey? Bak o ne Nuray Sayar bazen çiğ şey şeyine göre söyle. Yorulduğu zaman hocayı çağır. Hoca çok güzel anlatır. Astrolog artık çakar. Her yolu var hoca. Bak ben sana söyleyeyim. Falcılığa da başlamış. Astrolog'da da. Hocam kahve falı da alıyor musun? He kahve falı. Kim Ertem? Falımıza bakıyor? Fala bakmam. Aa Sinan. Sen de bir dakika Sinan. Abi ya. Ertem. Dur bırak olsun. Sinan'ı. Bir de. Hocam yarın ben oynamayacağım. Galatasaray'ın maçı var sen benimle oynuyorsun. Ne? Söylüyorum. Hocam Galatasaray'ın evet, maçı var. Evet Susurluk 3 Kasım'mış. Özür diliyorum. Tamam. Sevgili bir şah. Tamam hani evet. Benimle alakası Çin yok. Çin şeyine göre, burçlarına göre sende ne çıktı biliyor musun? Ne çıktı? Bir dakika. 4 Kasım değil mi? Kaç? 1964. 64. 4 Kasım 64. Keçi. Keçi. Keçine ne alaka ama? Keçi. Sen keçi burcusun. Bunu söyleyebilirim. Ben biliyorum kendiminkini. Söyle. Ejderha. Onu anladık. Şeyini bana söyle. 1076. Kaç? 76. Onu anladık. Ay gün. Ama yıllar geçiyor Çin burcunda. Ay günü oğlum. Ay gününü söyle. 1 Ekim 76. 1 Ekim. 1.10. Ha şeysin terazi burcu. Evet terazi burcu. 1.17. Ejderha hocam. Sen Sinan keçi mi? Sinan keçi. Tam limittesin biliyor musun? Ejderha. Bir tarafın ejderha bir tarafın fareye senin geçmiş. Senin ne hocam benimkine de baksana ne olur. Seninkine bakalım. 13 hocam. Abi. 13.9.1960. Sevgili Galatasaraylılar. Çok özür diliyoruz sizden. Kaç? Horoz. Çok özür diliyoruz. Aa benim de horozum ben. Ben horozum. Sevgili Galatasaraylılar. Hiç şaşırmadım. Bir dakika bana gelsene Serkan. Hiç şaşırmadım. Sevgili Galatasaraylılar sizden özür diliyoruz. Ertem duydun mu? Çok özür diliyoruz. Şu an Fatih Terim'i dinlemeniz gerekirken yarın şampiyonluk çok önemli maç var. Ahmet Çakar'ın burçlarla ilgili yorumlarını dinliyoruz. Oraya da geçeceğiz Sinan Hanım. Onları ya, diyor. Abi ne alakası var? Abi ben merak ediyorum. Abi ben horoz çıktım. Bir dakika ben horoz nasıl çıktım? Ayıp ben ya. Hocam ben horoz nasıl çıktım? Sen horoz. Efendim sen söyle oğlum. 18 Temmuz 1975. Bir dakika söyleyeceğim. Abi. 18 Temmuz 1900. Tam oturmuş. Tavşan yavrum. Tavşan ne? Tavşan çıktı. Ertem tavşan mısın? Kendimkini söyleyeyim mi? Kendimkini söyleyeyim mi? Sen de söyle. Sizce bana göre ne çıkacak bende? 3 Ağustos. Seninki olsa yılan burcu olur. Eşek var mı orada eşek? Eşeğe mi benziyorum? Yok estağfurullah. Ya, hocam ben horoza mı benziyorum? Beni horoz çıkardı. Ben horoza sana söyleyeyim. Horoz. Öküz. 3 Ağustos 1962. Senin değil mi? Sen de bak yavrum. Öküz çıkacak. Biliyorsanız. 3 Ağustos 1970. Öküz. Vallahi öküz çıktı. Öküz mü? Hocam öküz mü? Öküz müyüm? Estağfurullah. Sen öküzünü görüyorsun. Sen öküzünü ben onu. Rica etsem. Burç işini bıraksak da. Tamam. Lütfen Fatih Terim ve Şampiyonlar Ligi yarın maçı biraz yorumlayalım. Bir şey söyleyeyim mi? Son bir şey son bir şey. Fatih Terim aylardır dinledik bak, de ne oldu? Bir şey söyleyeceğim. Şey, astroloji. Reklam koordinatörüm. Reklam bak. Reklam koordinatörümüz Ferit Bey diyor ki reklama gitme vaktiniz gelmedi mi diyor. E hadi gidelim. Hemen reklama gidiyoruz. YouTube kanalımıza. Ertem Ferit'inkini bulalım. Abone olmayı. Ferit'inkini bulalım. Efendim? Ferit'inkini bulalım. Ferit'in bir dakika Ferit söyle. Reklam koordinatörümüzün. Ferit sende yılan çıkacak onu hissediyorum. Hocam dur ya. Reklama gidiyoruz. Reklama gidiyoruz. Sevgili seyirciler Derin Futbol'da beraberiz tekrar. Çok rahat konuşmalar geçti reklam arasında. Çin takvimi, Merkür retrosu hepsini konuştuk. Ama tabii ki Fatih Hoca'nın basın toplantısını ekranlarınıza getireceğiz. Bu bir arada dakika. Bana bir dakika. Fatih Terim'in şeyini götürün. Don't gün, time. Ay, yıl. 1953. Ya hocam. Ya şey onu da çıkartalım hocam, ben. Ne olursun Fatih Hoca'yı ne yapacaksın? 4 Eylül 1950. 4 Eylül 1953. Sevgili kardeşim. 4 Eylül 1953. Onunla ilgili şey istiyorum. Fatih Hoca'nın Çin falındaki yarın maçı nasıl bu? 4 Eylül 1953. 4 Eylül 1953. 4 Eylül 1953 lütfen. Sevgili seyirciler, hemen Fatih Hoca'nın basın toplantısına gideceğiz ama Roma maçına sevgili kardeşim Mustafa Saral Başakşehir biliyorsun yöneticisi. Roma maçına destek istiyor. Bir taraftarı söyler misin? Tabii ki. Başakşehir Roma karşılaşmasında yani söylememize gerek yok. Bütün sen söyle. Tıklım tıklım olacağız. Ertem biz de gidelim ben mi müsaade olacağım? Fenerbahçe'lisi, Galatasaray'lısı, Beştaşlısı. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Malatya, Kayseri hepsi orada olacak.
Perşembe günü. Gidelim mi müsaade Perşembe günü hepimiz? Çok önemli bir karşılaşma. Başakşehir Trabzon Başakşehir Roma. Roma karşılaşmasını hepimiz orada olacağız. Şimdi Mustafa Saral loca ayarlasın bize gelelim Mustafa. Sinan abicim. Şu zarflarımızı verelim ayarlı. Fatih Hoca'nın basın toplantısını aman özür diliyorum. Ben sana yenisini veriyorum Sinan abi. Hocam buyur. Ay şu, Fatih Hoca'nın bir şey geldi. Sevgili seyirciler hocam bir dakika söyleme Fatih Hoca'nınkini. Evet. Fatih Hoca'nınkini göreceğiz. Süper Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalar ve UEFA Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçları bu zarfların içerisinde. Bu karşılaşmalarla ilgili tahminlerimizi yapacağız. Fatih Hoca'nın ne hocam Fatih Hoca'nın? Yılan çıktı. Ertem. Vallahi yılan çıktı. Hocam bir dakika Fatih Hoca'da şey yapalım. Maç öncesi de Fettahcan'ın konseri varmış. Fettahcan'ın konseri. Stad ön tarafında. Evet hemen Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın hemen yanında. Fettahcan'ın sevgili Fettah kardeşimin de konseri varmış. Mustafa Sarı'da bizi davet ediyor kardeşim maça. Hepimiz misafirin olun diyor gelin diyor. Ve maça. Mutlaka maçta olacağız. Muhakkak maçta olacağız. Ben zaten gelecektim Başakşehir'i bilir Mustafa Bey de bilir. Hep bu sezon... Avrupa Ligi'nde hep destekliyorum. Hep gidiyorum. Geçen sene de gitmiştik. Bu sene de gideceğiz inşallah. Ama Mustafa'nın Saral'ın sevgili kardeşimin locasından. Tabii seve seve Sinan abicim. Muhakkak orada oluruz. Galatasaray, Kulüp Brüj, Başakşehir, Roma, Trabzonspor, Etefe, Beşiktaş, Bratislava karşılaşmaları var. Yorumcularım şimdi bu karşılaşmaların bu karşılaşmalarla ilgili tahminlerini yapıyorlar. Burada da Göztepe, Fenerbahçe, Başakşehir, Antalya Spor, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Kayseri Spor maçları var. Ama biz ne yapıyoruz? Biz Fatih Terim'e gidiyoruz. Fatih Hoca bugün basın toplantısında sadece 3 soru aldı. 3 soruyu cevapladı. Bir görelim. Sezgin Gelmez oradaydı. Ne yapacaksın? Ne? Fatih de Hoca'yı dinleyeceğiz. Hoca'yı bunu yazacağız. Bunları yazacağız. Nasıl olacak? Ya futbol hayatınızda bile çok az karşılaşacağınız bir durumla karşı karşıyayız. 16 artı 2 soyunuyoruz. Baktığımızda... Listeye yazmadığımız oyuncularımız var zaten. Cemil Durmaz, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık ve Taylan gibi. Artı Martin. Cezalı oyuncularımız var. Bir tanesi Enzonzi. Diğeri de İspanya'daki maçta atılan Yunus. Bugün ihtiyacımız var Yunus'a ama o da oynamıyor. Sakat oyuncularımız bir hayli fazla. Falcao zaten biliyorsunuz. Andone, Luyendama, Şener ve Babel. Evet biraz sürpriz oldu ama Babel de var şu an itibariyle. Böyle baktığımızda B listesine ağırlık vereceğiz. Zaten dünden almıştım ben. Erencan'ı almıştım. Kaan'ı ve Emin'i almıştık. Bugün belki de bir tane daha alacağız. Şimdi tabi Babel'le ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Taraftarımız bilmeli ki onlar olmazsa bizim olma ihtimalimiz yok. Biz buraya bu başarılara... Avrupa'daki başarılarımıza onlarla beraber ulaştık. Olmazlarsa hiç tadı da olmaz, tuzu da olmaz, tuzu da olmaz. Özellikle buraya gelen takımların Galatasaray futbol takımının öncesinde cehennem deme sebepleri de taraftarın Ali Sami Yen Stadı'nda yaptığı o önemli icraatlardır. Şimdi maçta Babel'in açıkçası yuhalanması benim burada bazı şeyler söylememi gerektirdi. Bazı seyircilerimizin böyle bir tepkisi. Belanda'dan başlayalım. Şimdi kazanılacak olan yine seyircidir bizden önce. Taraftarımızdır. Bazı seyircilerin yaptığı yanlışı taraftarımız onarabilir. Şöyle ki bir defa Belanda'nın yaptığı reaksiyon adresi yanlış. Orada hemfikiriz, hiç tasvip etmem mümkün değil. Ama daha ondan çok kısa bir süre önce çenesi kırılıp
en az 2 ay 3 ay dışarıda kalması gerekirken 15. gün maç oynayan bir adamdan bahsediyoruz. Bazen empati de yapmak lazım. Onu da bazı şeyler acıtmış olabilir. Kötü oynuyor, yanlış oynuyor ama yaptığı fedakarlıkları da unutmamak lazım. Bundan birkaç ay önce de ben şampiyonum, burada da çok önemli işler yaptım da diyebilir. Böyle baktığımızda taraftarımızın küçük küçük gruplar halindeki seyirciler de olsa bunu anlayışla karşılamalarını rica ediyorum. Muhakkak ki hepimiz zaman zaman bu tepkiyi, reaksiyonu gösteriyoruz. Kızıyoruz, üzülüyoruz ama dediğim gibi işin en önemli kısmı taraftar. Yine söylüyorum, yaptığı iş yanlış, adres de yanlış. Babel'e gelecek olursak, işin tabii mutfağını biz çok fazla açıklamıyoruz, mutfakta olanları. Babel milli maçtan dizi çok şiş vaziyette dönmüştür. Bir yandan dizini halletmeye çalışırken sağlık heyetimiz, biz de işin ruhunu tedavi etmeye çalıştık. Ve ben kendisiyle konuştum teke tek, sonra da maça çıktı. Ve ben Babel'in bu kadar uzun süre oynayacağını da, ne oynadığı hiç önemli değil, nasıl oynadığı da önemli değil, tahmin etmedim açıkçası. Yani bir fedakarlık yaptı. Dolayısıyla bizim de bir fedakarlığa ihtiyacımız var. Her zaman bu fedakarlığı yapan kimdir? Taraftar. Bunu ben bu fedakarlığı da taraftarlarımdan bekliyorum. Bize olur olmaz zamanlarda sahip çıkanlar onlar, bize olmaz denilen zamanlarda arkamızda duranlar onlar. Onlar olmazsa kulüp olmaz, onlar olmazsa o olmaz, bu olmaz. Yani hareket edecek olursak oyuncuların da onlar tarafından gösterilecek fedakarlıklara ihtiyaçları var. Zaten herkesin karnesi bizim tarafımızdan tutulur, hiç merak etmesin. Ben bunu niye söylüyorum? Beni en iyi anlayabilecek olan onlar. Onları en iyi benim anladığım gibi. Mesela Babel'i söylediğim zaman hepiniz hayret içinde kaldınız. Ya bir de Babel mi? Evet. Şu anda bir de Babel. Antrenmana da çıkmayacak zaten. Tedavisi var ama oynayamam demiş. Şimdi tekrar. Yani bu çocukların fedakarlık yaptığını muhakkak ki sosyal medya, basın, yazılı, görsel, onu alıyor, bunu veriyor. Bir takım şeyler olacaktır muhakkak. Ama dediğim gibi bütün bu yaraları sarmamızda bana, bize en büyük desteği onlar sağlayacaktır. Bu da tribünde onların göstereceği şefkattir, anlayıştır, fedakarlıktır. Böyle bir not da siz deyince ki Babel, Babel'le, Belhanda ile ilgili böyle bir ben de bir hatırlatma yapmak istedim. Nasıl oynadığını da bilmenizi istedim. Herkesin de bilmesini istedim yani. Şu an 13 kişiyiz. Biz 13 kişiye Babel'i de katmıştık. Bakacağız. Yarına kadar bir şey olur mu sanmıyorum ama yapmak için olağanüstü bir gayret sarf edeceğiz. Sonuç itibariyle 11 çıkacağız. Bakalım hangi 11 çıkacağız. Evet, Fatih Hoca'nın yorumlarını izledik. Genelde taraftarlar üzerinden, onlar olmadan bizim olma ihtimalimiz yok diyor. Terim İmparator bu şekilde konuşuyor. Başka bir bölüm var mı arkadaşlar? Bu kadar mı? İkisini bağladık mı? Ümit Hocam'a bir soralım bu bölümle ilgili olarak. Hakikaten çok kritik bir maç ve çok eksik var. Gerçekten 13-14 kişiyi zor bulmuşlar kadro kurmak için yani. Bir bölüm daha var, o da gelecek birazdan. Yani bu çok... Yani bir teknik direktör için herhalde en zor maçlardan bir tanesidir. Yani kulübeye baksan ikinci yarı kim yani? Sen maçı, şimdi Fatih Hoca maçı yaşıyor kafasında. Üç kere yaşıyor, dört kere yaşıyor. Acaba bu maç böyle giderse kimi sokarım? Bakıyorsun ama kulübede kimse yok. Yani çok sıkıntılı bir maç. O yüzden seyirciye çok ihtiyaç var yarın. Yani
en büyük, yani kazanmak istiyorsan bu maçı, yarın seyirci kazanır bu maçı. Başka, yani çok zor. Gerçekten yani şu an Fatih Hoca'nın durumda hiçbir teknik direktör olmak isteyebileceğini düşünmüyorum gerçekten. Sinan abicim. Hoca ilk defa bu kadar karamsar ve iddiasız konuştu. Yani kazanacağız, edeceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız, rakip şu falan hiç değil. Tamamıyla kendi takımına zorlukları yaşanılan süreci anlattı. Babel, Mabel, taraftar, sakatlar. Dolayısıyla daha kısacası mesaj yolladı taraftara. Takıma, futbolculara sahip çıkın. Zaten çok kısıtlı bir kadro var. İşte sakat, o sakat var, bu sakat var, şu sakat var derken. Yani kısacası Galatasaray'ın işi çok zor. Belki de Fatih Terim ilk defa bu kadar zor durumda kaldı diyebilirim. Bakın daha kötü kadrolara sahip olmuştur sezon başında. Belki de ilk defa bu kadar dar bir kadroyla karşılaşmıştır. Ama çok güçlü bir kadroyla başlayıp bu kadar çok kritik maça bu kadar zayıf bir kadroyla ilk defa çıkıyor. İlk defa yani. Hiç de tahmin etmiyordu şu kadroyu. Onun için yarın çok kritik maç. Yarın işi çok zor. Bak, yani Galatasaray yarın kazanırsa yani ne diyeyim, sürpriz demeyeyim, ayıp olur. Yani sürpriz niteliğinde olabilir. Brüş takımı öyle küçümsenecek bir takım değil. Takım oyunu oynuyor. İyi bir ekip. Deplasmanda da iyi oynuyor. İçeride de oynuyor. Hatırlayın içerideki Brüş maçını hatırlayın. Galatasaray Brüş maçını. 4-5 tane net pozisyon var. Muslera'nın Paris Saint-Germain mi? Dışarıdaki maç mı? Galatasaray ilk Brüş maçı yok beraber. İlk maçın diyorsunuz. Evet, hatırlayın bir sürü pozisyonlar vardı Muslera'nın. Yani öyle hafif alınacak bir takım falan diyor. Hoca bunun bilincinde. Sert oynuyorlar. Sert oynuyorlar. Ama burada en önemli şey Galatasaray'ın ne oynayacağı. Yine o. Fark etmez, futbol 11 kişiyle oynanıyor. 2 tane yedeğin vardır. 3 tane oyuncu oyuna sokarsın, o ayrı bir şey. Aynı 11'i sen de 11 çıkarıyorsun. Önemli olan bu 11'in performansı. Evet. Bu ne gösterecek? Yarın inşallah Galatasaray taraftarının desteğiyle takımını sonuna kadar destekleyeceklerdir. Desteklesinler. Erken gol Galatasaray'ı demolize eder. Yenilen erken gol. Oynanan kötü oyun. Bazı oyuncuları ufak tefek ıslıklanabilir, omurdanabilir de. Çünkü Galatasaray taraftarı bazı oyunculardan son derece bıkmış durumda. Dediğim gibi Allah yardımcısı olsun yarın Galatasaray'ın. İnşallah Galatasaray kazanır. UEFA'da devam eder. Yani rakibini yenerse muhtemelen UEFA'dan. Sonra bir Real Madrid maçı var. Ondan sonra Real Madrid diyorum. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain'e gidiyor Galatasaray. Evet. Brüş nerede oynuyor? İçeride. Real Madrid'de oynayacak. İçeride. Kendi sahasında. Real Madrid yener Brüş içeride. Galatasaray şu maçı kazanırsa 3. olur. Bir hocam biz ikinci bölümüne bir bakalım. İkinci bölümünü Abdülkerim abi izleyelim. İkinci bölümü de size soralım. Bunu ısrarla söylüyorum ama zaman zaman sorunuzdan sonra vurgulamakta yarar var. Denizli'nin haftası anca toplandık. İyi hatırlayın. Çünkü fair play gereği 14 yabancımız olması hasebiyle zaten o hafta toplandık. Yani buradaki en az 8 oyuncu bizden 7-8 oyuncu sezon başı geçirmedi. Beraber Avusturya'ya gittik gidenler biliyor bizden. Neredeyse bir genç takımla gittik. Oradan sıkıntılarımız başladı zaten. Ama biz bunu yansıtmamaya çalıştık. Yolda giderken hallederiz diye. Bazen böyle sıkıntılar olabilir. Ama bu bizim tabii pes edeceğimiz manasına gelmez. Açıkçası gerek Türkiye Ligi'nde gerek Avrupa Kupası'nda özellikle bugün Şampiyonlar Ligi olduğuna göre burada umduğumuzu bulamadığımız gibi şu gün yok işte gol atamadık. Evet. Yarınki gol çok değerli olur o zaman. Buyursunlar. Oyuncularımız yarın inşallah bu değerli golün sahibi olacaklar. Hiç olmazsa ikinci yarıya yani Ocak ayından itibaren UEFA kulvarında devam ederiz. Galatasaray'ın şampiyonunu kazandığı bir UEFA yolu açılabilir. Ağlamanın sızlamanın bir alemi yok. Zaten şimdiye kadar biz böyle bir liste de vermedik. Hiçbir zaman. Gerçek bu. Gerçeklerden hareket etmek lazım. Ben de isimlerin çok iyi olduğundan hiç şüphem yok. Zaten bundan 2-3 ay evvel de
hatta belki daha fazla. Ben de isimlerle aynı fikirdeyim. Ümit ederim cisimler de aynıdır diye söylemiştim. Burada biz bir yerde yanlış yapıyoruz. Toplum olarak. Hep beraber. Bir kısım bunları isteyerek yapmıyor. Ama bir kısım tahammüden yaptığı kesin. Eğer beklentileri çok yükseğe çekerseniz her küçük düşüşler dahi sizin için büyük bir hayal kırıklığı olabilir. Şimdi pratikte hiçbir şey görmeden teorik olarak isimler üzerinden burada bunu alırız, orada onu veririz. Bu tabii çok doğru bir yaklaşım değil. Yani burası gerçeklerin yeri. İddialı olmak gerekir. Gerekir. Ama biz şöyle bir şey yapıyoruz. İsim nedir? A. İnternetten neyi okumuşsak, efendime söyleyeyim, işte bu zamanında uçuyordu, bu da kaçıyordu, bunu da bu istemişti. Bu da esasında bilmem kime... Yok. Arena burası. Muhakkak ben de itiraz etmiyorum ama yani o kadar birbirimizi böyle hep beraber sonunda başka bir noktaya getiriyoruz ki buraya ulaşamadığımız, hatta buraya zaman zaman yaklaşamadığımız dönemlerde bu sefer normal yaşayacağımız hayal kırıklığından çok daha fazlasını ani bir düşüş oluyor diyelim. Bunu böyle izah ettikten sonra o bir söylemlerinize geleyim. Evet, ben de burada Galatasaray taraftarı hiç merak etmesin ki hiç ne olursa olsun ben onlarla her şeyi paylaşacağım. Paylaşıyorum. İnsanlar her dakika gülmeyebilir. Çünkü açıkçası son maça da bakıyorum. Onu da seyrettim ki kolay değil seyretmek. Yani berabere bitseydi üzülürdük. Bugün mağlup olmuşuz. Oluyor böyle şeyler. Değil. Soğukkanlılığımızı koruyarak buradan çıkacağız hep beraber. Onun için benim taraftarım, camiam hiçbir türlü merak etmesin ki ben buradayım. Allah'ın izniyle de ne yapılması gerekirse yaparım. Çıkmak için her türlü arkadaşlarımla beraber, başkanımız, yönetimimizle beraber elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yaparız. Bunları gördük. Çıktık mı? Evet, çıktık. Daha da normal işler yaptık mı? Yaptık. Yine yaparız. Allah'ın izniyle niye yapmayalım? Ama benim burukluğum suratıma vurulan şey hakikaten üzüntüm yani. Ne diyeyim? Beklemediğim, hak etmediğimiz. Bir de tabii diğer maçları da seyredince ondan sonra tam da bu pazartesine denk geliyor ya. Belki ondandır henüz. Her neyse yani ya niye hoca, ben biliyorum benim suratımdan, mimiklerimden, jestlerimden onların etkilendiğini farkındayım. Ama hiç merak etmesinler, benim için kaybetsek de bir defa ben Galatasaraylıyım ya. Yani üzüntü sebebi değil, bu bir sevinç sebebi. Siz de merak etmeyin ya. Buradayım ben. Hoca diyor ki buradayım. Beraber çıkacağız bu girdaptan. Özetle beraber çıkacağız diyor. Şimdi ben tam olarak hocanın ne dediğini anlamadım. Hani kimse kızmasın, yanlış anlaşılmasın. Bir Güzin abla vardır, bilir misin? Güzin abla. Evet. Yaşlı bir abla. Evet. Psikolog var. Umumiyetle gençler yazar mesela. Sevgilim beni terk etti abla diye. Bu der ki Güzin abla böyle. Yani sanki Güzin ablaya yakaran bir hoca görünümünde maalesef niye? Ben Fatih Terim'i 20 yıldır izlerim. Bu kadar çökmüş, içine kapanmış. Günah çıkartamıyor çünkü egosu çok yüksek. Bir şekilde seyirciyi yanına almaya çalışıyor.
Ben de şaşırdım maşırdım diyor. Ufak tefek düşüşler bu. Ufak tefek düşüş değil. Şampiyonlar Ligi liginde 30 küsür takımda 4 maç oynadı. Gol atamayan tek takımı Galatasaray. Galatasaray Moldova takımı falan değil. Galatasaray'daki en fazla alan oyuncu da 200 bin euroya falan oynamıyor. Bürücün en çok kazanan futbolcusu Galatasaray'ın en az kazanan yabancı futbolcusu kadardır. Daha azdır. Bak ne diyorum. Galatasaray'ın en az kazanan yabancı futbolcusu herhalde yılda 1 milyon euro alır. Ben kulüp bürücüde 1 milyon... Değil mi Ümit? 600-700 lira falan. En kabadayız. Vergiler mergiler çıksa. 600-700 lira falan. Şimdi bana açık konuşayım. Burada koskoca bir takımın İmparator Kod adlı lakaplı hocasının Güzün ablaya yakaran, Güzün ablaya şikayetlerini anlatan, sorunlarını anlatan, biraz duygusal, biraz dramatik anlatan genç bir delikanlı görüldü. Yapmak zorunda hocam o camiasına. Abi bak böyle olmaz. Bu ama herkese yansın. Yani şunu izleyen, şunu izleyen Galatasaray taraftar ki hoca formasyon geçiriyor. Hoca o iddialı. Zaman zaman insanlara edici gelen, masaya yumruğunu vuran. Hoca şimdi maalesef özet şu. Seyirciler, taraftar, oyuncular hata da yapsa affedin. Niye affetsin? Siz çıtayı yükselttiniz biz filan değil. Falcao'yu biz mi alın dedik? Falcao, dünya markası. Galatasaray ameliyat ediyor. Yılda 7-8 milyon eurodan 20 milyon euro garanti kontrat. Biz mi o Roma'dan işte bilmem nereden zonzileri, onlar serileri, ötekileri biz mi alın dedik? Çıtayı yükselten sizsiniz. Sen demedin mi Fatih Hoca? Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Ne demek nerede kalmıştık? Şampiyonlar Ligi Avrupa. Avrupa'da 0 gol, 0. Bak Slavia Prag var. Brugge var. Tuhaf takımlar var. Ya şimdi 3-4 tane daha sayabilirim böyle. Az mı 0 takımlar? Gol atamayan tek takım sensin. Yarın kazanamazsan bence dördüncü oluyorsun. Yarın kazanamazsan. Ligde kötü. He? Kazanamazsa %100 dördüncü. Dördüncü oluyorsun. Kazanırsan üçüncü olursun. Şimdi sakatlar makatlar. E bana ne senin kadron çok geniş. Senin öyle değil diyor hocam. Nasıl, ne demek öyle değil öyle ya? Değil diyor. Ya ne demek o ya? Kampa katılmadılar genç takımlarla kampa. Bunların hepsi. Hayır yazdan beri o. Kardeşim kimse kızmasın. Fatih Terim'in dün bugünkü konuşmasını şunu gördüm. Var diyor. Güzün ablaya yakaran, kendisini terk eden sevgilisini Serkan şikayet eden genç bir delikanlı görünümünde. Güzün abla diye başlıyor Fatih Hoca. Bu da Fatih Hoca'ya yakışmıyor. Onun janrı değil. Bazı adamlara dramatik bu tür Güzün ablamsı konuşmalar yakışmaz. Bu da Fatih Terim'e yakışmıyor. Buyurun. Abdülkerim abi. Ben şimdi vaktinizi aldım. Yok estağfurullah. Hocam zevkle dinliyorum ben. Hepinizi çok zevkle dinliyorum. Şimdi ben şuna katılmıyorum. Galatasaray'ın İşte çok sakatı varmış, çok cezalısı varmış. Eksik kadro. Şu kadroyu verir misiniz emin koyduğunuz kadroyu? Muhtemel kadro bir gelsin. Bir verin arkadaşlar. Bakalım. Bir verir misiniz? Rejiden rica edelim muhtemel kadroyu. Bir de şuna. Şimdi şu defans dörtlüsüne bakar mısınız? Nagatomo, Marcao, Donk, Mariano. Nagatomo, Mariano. İki bek. Kim bu iki bek? Geçen kim senenin bunlar? En iyileri. Şampiyon olmadı mı geçen sene Galatasaray oldu takımı? Hem de müthiş bir çıkış yaparak. Oldu. Zaten normalde de Galatasaray bugün formda olsa oynayan iki beki bunlar. Öyle değil mi? Yani ne o Bursa'dan alınan çocuk Emre mi oynuyor Galatasaray'da sol bek? Hayır. Galatasaray'ın birinci sol beki Nagatomo'dur. 2-3 maç kötü oynadı falan diye kestiler. Mariano, Marco oynuyor. Bana içinizden birisi hepiniz futbol adamısınız. Hiç eksik var. Bir dakika. Bana hepiniz futbol adamısınız. Bugün formda olan bir Donk. Donk. Formda olan bir Donk. Lindoma'dan çok eksik mi oluyor oyuncu mudur? Hayır. Lütfen. Değil. Hatta birçok açıdan, teknik açıdan, oyun görüşü açısından Lindoma'nın daha iyisidir Donk. Ayaklarının ayak yumuşaklığı, açısından, oyun zekası açısından. Tamam mı? Bir Lindoma'nın süreti ve ezici hava şeyi hakimiyeti hariç. Bu hiçbir, bak bu defans dörtlüsü tam kapasiteyle oynadığı an Türkiye'nin en iyi defans dörtlüsü desem abartmış mı olurum? Yok. Evet. Peki Ömer Bayram diyorsunuz. En formda zamanı. En zor formda. Zaten takımın kim oynarsa bütün sakatlar da iyileşse şu anda bank oyuncusu. Lemina. Ama tecrübesiz bir oyuncu. Ya tamam da. Şampiyonlar Ligi farklı şu anda, bir. Ya, Abdülkerim abi. Şampiyonlar Ligi farklı. Ya ben seni araya ben bitirince. Ama ben form açısından. Şimdi bir şey söyleyeyim. Peki Ömer'im. Şimdi tek isim söyleyeyim ben de cevap vereyim. Peki tamam da Ömer'i attık. Attık Ömer'im. Tecrübesizmiş. Ne zaman olacak ki? Sanki 14-17 yaşında çocuk Ömer. Lemina. Juventus. Ömer de çok tecrübesizmiş. Nasıl oluyorsa. Bir dakika be abi bir dakika. Lemina'nın yanına Ömer'in oraya seriyi koy. Sakin ol ya. Sakin ol. Abi. Beraber gidelim yani abi, sakin ol. Ama siz anlatırken beraber gidelim diyorum.
Sistemin anlatırken ben hiç beraber gitmedim. Hayır, bak sen ya. Bir şey söylüyorsun. Biz de araya girelim mi? O ismi konuşalım. Tam benim bitsin ama bir kadroyla ilgili bir fikrimi söyleyeyim ya. Yemin ede kaldık. Evet. Ben diyorum ki Ömer'i madem tecrübesiz buldu arkadaşımız. Ben diyorum ki seri var değil mi seri? Evet. Kim bu seri? Sezon başı ortalık ayağa kalkmadı mı? Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi yabancı oyuncu öyle dediler. Yani. Orta sahancısı. Doğru. Öyle yani. Var işte yarın oynatsın. Belki de oynayacak. Bana göre oynayacak yarın seri. Ömer'i de sola atar. Emre Mor'la başlamaz diye düşünüyorum ben. Ömer Bayram'ı sola öne atar. Hı-hı. Emre Mor'u yedekte tutar diye düşünüyorum. Şimdi buraya da seriyi koyduk. Fegül'ü kimdir? Ve Belhan da kimdir? Geçen sene Galatasaray'ı şampiyon yapan iki oyuncudur bunlar. Doğru. Öyle değil mi? Solda Emre Mor. Fatih Terim'in elinde büyük bir yıldız olacak. Tekrar parlayacak denmedi mi? Dendi. Oynatmıyorum yarın Ömre'yi. Yedek çıkacak zaten bence. Orada seri oynayacak. Sol tarafta da Ömer Bayram oynayacak önde. Ömer'in yerinde seri oynayacak. Evet. Emre Mor'un burada, yerinde Ömer Bayram. Burada diyorsunuz. Bir tek keşke burada Andone ya da sağlıklı bir Falco olsa diyebilirsin. Kalesinde zaten Mustarası var. Şimdi bu kadro sanki korkunç eksik. Ne adamlar var. Kim var kardeşim? Enzonzi denen oyuncuyu 3 hafta önce kesti zaten Fatih Hoca. Çok ağır. Dünyanın gelmiş geçmiş en ağır orta saha oyuncusu demiş kendisi için. Çok emin kaynaklardan aldım. Antrenmandan gördüm. Zaten Enzonzi'yi düşünmüyor. Kesmiş adamı. Şimdi bu kadro zaten Galatasaray'ın santraforu hariç ideal kadrosu. Tamam şimdi öyle bir anlatıyorlar ki 5 eksikle yarın sanki maça çıkacak. Abdülkerim şimdi bu tamamen çok özür. Bu Emre Mor'u sokarsın işte. Doktorla Emre Mor'u sokarsın. Başka? Şimdi bir saniye. İşte Taylan'ı sokmak zorundayım. Oyuncu var bir tane. Yener Hoca'yla bugün antrenman sırasında yaklaşık bir 15 dakika sürekli görüşme halindeydi Mustera için Fatih Hoca. Bu arada Abdülkerim abi kadroyla ilgili konuşurken Ümit Karan hamleden bahsetti, Ömer'den bahsetti. Sinan abi bir şey söyledi anlayamadım ben orada. Ertan'cığım topu eksik en fazla Falcao, santrafor bölgesi, Babel'i koyarsın. Orta sahada Ömer Bayram düşünülmezse Enzonzi, Seri veya Birir. 3 eksik gibi görünüyor. Ama Ümit'in dediği gibi kulübeye baktığın zaman 3 tane de hamle oyuncun yok. İyi. İyi anlamda. Yani eksik derken bunlar sayılıyor. Yani evet. Aslında çok eksik mi? Değil. Ama hamle oyuncusu derken bir de santrafor. Zaten en önemli eksiği santrafor. Santrafor 5 oyuncu yerine geçiyor zaten. Yani 5 eksik gibi düşün. Santrafor'un yok. Ben de santrafor. Evet ben de. İşte yani, onu söylüyorum. Ancak öyle. Ya. Santrafor eksik. Seni işte destekleme adına diyorum yani. Anladın mı? Şurada en fazla taş çatlasın eksiğin dedin 2 veya 3. Şimdi yani. Bir de şimdi Fatih Hoca'nın bir lafı da benim mesela çok ilgimi çekti. Diyor ki zaten beklentileri diyor çok üste koyarsanız diyor. Tabii diyor en ufak diyor biraz kötü gidişte diyor. Böyle diyor abartılı bir şekilde tepki alıyoruz diyor. Eleştiri alıyoruz. Peki beklenti Galatasaray'dan beklenti neydi? Ne beklentileri kim üste koydu? Öyle bir beklenti. Yapılan transferle. Bir dakika. Bir Galatasaraylı, normal bir Galatasaraylı veya sizler. Bu Şampiyonlar Ligi kurası çekildiğinde beklentiniz neydi kardeşim? Normal beklentiniz Abdülkerim neydi? Abi, burada sana katılıyorum biliyor musun? Ben Falcao'dan çok büyük şeyler bekliyordum. Benim için çok Ben şunu söyleyeyim. Muslera'yla da uzun uzun görüştü. Abdülkerim abi Ümit Karan konuşurken, yorumcularımız konuşurken belirtelim Muslera'nın sakatlığı vardı. Çok büyük bir sürpriz olmazsa yarın işte, oynayacak. Oynamazsan büyük eksik olur. Tamam Ertem'cim şunu söyleyeyim. Tartışmasız eksik. Bir şey söylüyorum. Şimdi grup çekildi değil mi? Paris Saint Germain, evet. Real Madrid, Galatasaray, Buruş. Kulüp Buruş. Galatasaray'ın ve Türkiye'nin beklentisi neydi? Üçüncü. Minimum üçüncü. Üçüncü değil mi? Büyük beklenti mi? Şu kadroda üçüncülük beklemek büyük beklenti mi? Hayır tam tersi. Üçüncü olmazsa hayal kırıklığı. Bravo. Demek ki insanlar demedi ki Fatih Hoca'ya sen bu takımı Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'le Real Madrid'i de geçmen lazım diye bir beklenti içine mi soktular hayır. Fatih Hoca'yı? Yok. Beklenti bütün Türkiye'nin beklentisi 3. oldu. Hoca da zaten basın toplantısında geçen sefer öyle dedi. Ama diyor ki beklentiyi öyle üstlere koydunuz ki diyor. Kim koydu kardeşim? Galatasaray'a üçüncülük beklentisi biz yüksekler mi? Biz de koyduk abi. Ne koydunuz? Bizde de sen böyle bir kadro yok. Hayır. Bir şey bak Ümit sen beni anlamıyorsun ama abi, bu senin beklentin Paris Saint Germain'le Real Madrid'i geçmek beklentin var mıydı senin? Yok ben en kötü üçüncü olurdu. Biz de üçüncü oluyorduk. Bu büyük beklenti mi? Fatih Hoca buna büyük beklenti diyor ya. Tamam. Biz de yapmadık mı? Senin abi ne dedi? Yönetmek başka bir şey. Yanlış transfer biz tutmayabilir diye dedi. Galatasaray'ın ligde de şampiyon. Lon en büyük adayı olur demek sezon başı büyük beklenti mi? Transferler tutmadı büyük abi. Fatih Bulut burada mı? Normal beklenti bunlar. Fatih Bulut biliyorsunuz son zamanlarda büyük bir çıkış yaptı. Bizi de seyrediyor şu anda. Özellikle Sinan abiye çok selamları saygıları var Fatih Bulut kim kardeşimizin. Ya? Hani çok sevdiğim yalan oldu. Çok sevdiğim yalan salım oldu geceler. Diyor ya. Bizi izlerken sevgili Fatih Demir'le beraber menajeriyle beraber bir video göndermişler.
Çok sevgiler, selamlar kardeşlerimize. Fatih Bulut'a çok selamlar. Menajeri sevgili Fatih'e çok selamlar. Bir izleyelim bakalım. Galatasaraylılar için bir video yapmış, göndermiş bizim programımız aracılığıyla. Bir görelim bakalım. Çok sevdim, yalan oldu Fatih'im. Çok selamlar. Kurban bayramımız sallayan bütün takımlara buradan başarılar diliyorum. Bütün futbolcu kardeşlerimizden moral amaçlı. Uykular haram oldu, geçtiğimiz talan oldu. Çok sevdik, yalan oldu zalim geceler. Geceler, geceler. Yıktı geceler. Avrupa'da bayrağımızı sallayan bütün takımlara buradan başarılar diliyorum. Fatih kardeşime çok selamlar, sevgiler buradan. Galatasaray için gönderdi, Galatasaray taraftarlar için. Bir görelim bakalım. Skorları görelim. Evet. Kim efendim? Evet. Önce Süper Lig'i vermişim. Neyse. Kim bu? Galatasaray, bu ben hocam. Galatasaray 2, Kulüp Brüj 2. Başakşehir 1, Roma 0. Trabzonspor 1, Hetafe 2. Beşiktaş 1, Bratislava 0. Çok güzel. Göztepe 1, Fenerbahçe 1, Başakşehir 4, Antalyaspor 0, Trabzonspor 2, Galatasaray 1, Beşiktaş 3, Kayserispor 0. Ümit Karan. İki buçuk. İki buçuk mu? Yarım gol olsun, bizim olsun ya. Galatasaray 2.5, Kulüp Brüj 2 diyor. Yine bir 2.5 diye bir gol mü var? Yarım sıfır olsun, bizim olsun diyor hocam. Peki. Başakşehir 1, Roma 2, Trabzonspor 1, Hetafe 2, Beşiktaş 1, Bratislava 1. Sevgili Ümit Karan'ın maç skorları budur. Süper Lig'le ilgili. Göztepe 2, Fenerbahçe 2, Başakşehir 3, Antalyaspor 1, Trabzonspor 2, Galatasaray 2, Beşiktaş 3, Kayserispor 0 diyor Ümit Karan. Ahmet Çakar. Galatasaray 0, Kulüp Brüj 2. Başakşehir 1, Roma 1. Trabzonspor 0, Hetafe 3. Beşiktaş 1, Bratislava 1 diyor Ahmet Çakar. Fenerbahçe 3, Göztepe 1. Yanlış. Hayır, Göztepe 3. Göztepe 3, Fenerbahçe 1, özür dilerim hocam. Göztepe 3, Fenerbahçe 1. Başakşehir 2, Antalyaspor 1. Trabzonspor 2, Galatasaray 0. Beşiktaş 3, Kayserispor 0. Ahmet Çakar Göztepe'nin Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup edeceğini düşünüyor. Bırakıyoruz. Sinan Engin. Sinan abi. Galatasaray 1, Kulüp Brüj 2. Başakşehir 1, Roma 1. Trabzonspor 0, Hetafe 2. Beşiktaş 1, Bratislava 0. Yakınız Sinan sen de. Süper Lig'de ne diyor Sinan abi? Göztepe 1, Fenerbahçe 2. Başakşehir 2, Antalyaspor 0. Trabzonspor 1, Galatasaray 0. Beşiktaş 4, Kayserispor 0. Ağırlıklı olarak herkes Beşiktaş'ın Kayserispor'u çok farklanacağını söylüyor. Ve Abdülkerim Durmaz. Hocam bu ne ya? Oldu. Kimseye bu ne demiyorsun? Galatasaray 6, Kulüp Brüj 0. Bir daha söylüyorum. Abdülkerim Durmaz. Galatasaray 6, Kulüp Brüj 0. Niye? Niye? Çok tuhaf. Ya ben size Fenerbahçe Göztepe 3, Fenerbahçe 1 niye diye soruyor muyum? Siz niye bana soruyorsunuz? Tamam sormuyorum. Hani Galatasaray 6-0 yenilince oluyor da 6-0 kazanınca olmuyor mu? Kafa yapıyor kafa.
Ne alakası var? Ayıp, yakışıyor mu sana Apo abi? Ben kafa yapıyorsun Apo. Abi ne var? Ayıp, vallahi hiç yakıştıramadım sana. Galatasaray yarın kulüp yürücü 6-0 yenemez. 4-0 yensin, 5-0 yensin. Belki de olacak. 5-0 da yenemez. Galatasaray 6 kulüp yürücü 0. Ne yapayım, 0-6 mı yazayım? Galatasaray 0, Buruş 6 mı yazayım? Yaşına saygın var da Galatasaray'la dalga geçemezsin abi. Ne alakası var? Başakşehir 0, Roma 1. Ya ben buraya Galatasaray... Ya bir şey söyleyeceğim. Herkes saygılı olsun, öyle diyor. Bir de şöyle, böyle diyelim. Şöyle yazacak. Bir saygı değil ki ya bu. Şöyle yazsam ne olacak? Şöyle yazsam. Biz 10 senedir Fenerbahçe'ye dalga mı geçiyoruz? Sen niye o zaman oğlum şuna... Ya ama sen basket maçı verdin geçen gün. Fenerbahçe Bayern Münih maçını verdin. Evet, o zaman ciddi oluyor. Oynanmadı mı abi? Her neyse Ümitciğim, bak şöyle mi yazsam? Galatasaray 6 kulüp bürüş 0. Evet, şöyle yazsaydım mesela, Galatasaray 0 kulüp bürüş 6 yazsaydım, yaz ne diyecekti Ümit? Yaz abi, ona bir şey demem. Bak ya, alışmış. Ona bir şey demem. Alışmış. 6 yemeğe alışmış şey arkadaş. Galatasaray 6 kulüp bürüş 0. Alışmış ya, yazmıyor. Başakşehir 0, Roma 1. Trabzonspor 0, Hetafe 1. Galatasaray düşmanısınız. Beşiktaş 2, Bratislava 1 diyor Abdülkerim Durmaz. Ve Süper Lig'de Göztepe 1, Fenerbahçe 2, Başakşehir 2, Antalyaspor 0, Trabzonspor 1, Galatasaray 0, Beşiktaş 5, Kayserispor 0. Ne oldu? Diyor Abdülkerim Durmaz. Mantıklı. Her şey iyi de bu 6-0 çok tuhaf oldu. Hocam sen 3-1 Göztepe'yi galince tuhaf oluyor mu? Göztepe'nin Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesi çok tuhaf. Bir dakika. Galatasaray'ın bürüş altı. Mustafa Çevik'ten bir mesaj vardı. Evet. Önemliydi. Dün söyleyemedim. Bugün söylemek lazım. Çünkü çok önemli. Samsun Spor kimsesiz çocuklara Urfa, Şanlıurfa Spor maçında oyuncak dağıtmış. Oyuncak atmış. Samsun Sporlu taraftarlar. 55. dakikada. Şu fotoğrafı şöyle göstereyim. Samsun Spor taraftarlarını, Samsun Spor yönetimini yürekten kutluyoruz. Ertuğrul Sağlam'a da Samsun Spor'da yürekten başarılar diliyoruz. Samsun Spor'a helal olsun. Samsun Spor kimsesiz çocuklara Şanlıurfa Spor maçında oyuncak atmış. 55. dakikada, bravo Samsun Spor. Teşekkürler Mustafa Çevik diyoruz. Ve sevgili seyirciler, bu arada benim de çok sevdiğim, çok İlkan Karaman, Şole takımında, Erman Kunter'in takımı biliyorsunuz. Erman Hoca'nın takımı. Şole takımında çok güzel işler yapacak. Oraya transfer oldu. Sevgili kardeşimiz de bizi izliyordur Erman Hoca ile beraber. Koç Erman Kunter'le beraber. Yürekten başarılar. Bienvenue İlkan Karaman diyor. Erman Kunter Hoca'ya da başarılar dileyelim. Evladımıza İlkan'a sahip çıksın zaten. Onu istemiş demek ki transferinde. İnşallah güzel olacak onun içinde. Beşiktaş'ta 40 yıllık dostum Zafer Canlısoy abim, BKM'den Zafer abiye buradan geldi sevgiler. Mi? Büyük Beşiktaşlı Zafer abi, herkese de çok selamı var. Öpüyorum. Ayrıca da Dinçer Azapan yarın hepimizi hocasına maça davet ediyor. Galatasaray maçına davet ediyor hocaya. Ertem. Kimsine ne yapacağım? Dinçer. Teşekkürler Dinçer'cim. Çok teşekkürler. Ertem'cim. Miraç ile Sema, sevgili Burak kardeşimin çok yakın arkadaşları. Dün evlenmişler. Allah bir yastıkla kocatsın. Boy boy çocuklarınız olsun. Allah birbirinizden ayırmasın. Canım kardeşlerim, çok sevgiler, selamlar. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Çok sevgiler diliyorum. Buradan Burak'ın size ayrıca selam var. Sizi seviyoruz çok sevgili kardeşim. Miraç da Sema'ya buradan kocaman sevgiler. Ben de Bülent, büyük Fenerbahçeli Bülent Batur, Necdet Ünal, Murat Güler kardeşlerime buradan selam yolluyorum. Ayrıca Mert Çelik, Ankara'dan Mert Çelik kardeşime öpücükler, selamlar gönderiyorum. Ortaköy'den sevgili Ferdi bu akşam bizi yine davet etti. Sinan abi, hepinize çok selamları var. Çok sağ olsun Ferdi'ye buradan kocaman sevgiler. Yürek dolusu sevgiler Ferdi Usta'ya. Çok çok selamlar. Bizi yine bu akşam bizi gene bizi götürme. Bizi gene grubunu götürüyorsun. Hani sözüm var. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten de gidelim Ortaköy'e. Şimdi mi? Buradan sonra gidelim. Tamam, olur. Ortaköy'e, Ferdi'ye gidiyoruz. Kurt gibi açım, evet. Gidelim mi? Gerçekten aç. Gidelim. Hakikaten. Mi? He? Kurt gibi açım, hadi bak. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Bekliyorum, hadi gel. Dışarıda bekliyorum seni. Bak götürürüm. Tamam, bekliyorum, hadi gel. Vallahi dışarıdayım. Götürürüm. Evet. Yemek yer, yemek bulursan ye, dayak bulursan kaç. Konyalı Ahmet gerçekten hadi. Çok güzel. Müthişti. Bütün ekibimiz oradaydı. Bizi geceleri orada bulabilirsiniz programdan sonra ya da pazartesi akşamları. Çok sağ olsun, var olsun. Ferdi Usta'ya çok selamlar. Bu arada Efsane 23 Erkan Karaca, Erkan abim, gel Erkan abim be, gel Erkan abimle beraber kapatalım. Beşiktaş'ta Süreyya abimizi bilirsiniz. Erkan abim de, Erkan hocam da çok güzel şeyler yapıyor.
Fenerbahçe'de basketbol maçlarında Obradovic'in yanında, arkasında görüyorsunuz. Yanında böyle oturmak olmaz. Kusura bakmasın. Ha bu arada İlkan Karaman'ı gördün. Senin de evladın. Evet. Şolet takımında da başarılar diliyoruz. Şolet'e başarılar diliyoruz. Efsane 23 değil mi? Efsane 23 evet. Efsane 23 yazmıştın. Erkan Karaca Instagram'ını takip ettiğiniz zaman sayenizde bir genç sigarayı bırakacak. Efsane 23'ü takip ettiğiniz zaman sizlerin sayesinde, evet, hocamın sayesinde herkes sigarayı bırakacak. Instagram'dan Efsane 23'ü takip ediyoruz. Çok teşekkür ederim bu katkınızdan dolayı, gençlerimizi kazandığınız için, topluma kazandırdığınız için. Evet, hocamın Efsane 23'ü mutlaka takip ediyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. İyi çok sağ olun. Obradoviç'e ve Obradoviç'in askerlerine selamlar. Çok teşekkür ederim. Tamam mı? Selamlar. Çok olsun. Teşekkürler. Sizleri çok seviyoruz. Sevgili seyirciler, çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arada İlkan Karaman'ın da selamı var. Erman Kunter'e, İlkan Karaman'a kocaman sevgiler buradan, şöyle takımına. Fransa'ya sevgiler. Sizleri seviyoruz. Oğuzhan kardeşime de buradan kocaman sevgiler. Hoşçakalınız.